İyi akşamlar sevgili seyirciler. 2018-2019 sezonu Lefter Küçük Andonyadis sezonunda sizlerle beraberiz. Yine bir hafta sonu klasiği Sinan Engin'le, sevgili Sinan abimle karşınızdayız. Beyaz Futbol'da hoş geldin Sinan abicim. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin. Beyaz Futbol arması bu akşamın etiketi Twitter'da sevgili seyirciler. Bekliyoruz yorumlarınızı, görüşlerinizi, olumlu olumsuz eleştirilerinizi mutlaka bekliyoruz. Beyaz Futbol arması etiketiyle ve tabii ki fotoğraflarınızı da bekliyoruz. Bizi izlerken fotoğrafınızı çekin, bize yollayın. Arkadaşlarımız içeriden bize gönderiyorlar, yayına veriyorlar ve kendinizi bizimle beraber programın içerisinde buluyorsunuz. İnteraktif bir yayın her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Serdar Aziz, Tolgay Arslan, iki çok tartışılan, çok eleştirilen iki futbolcu, Serdar ve Tolgay. Birisi Galatasaray'da, birisi Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan iki futbolcu şimdi Fenerbahçe'de. Dün armayı öptüler ve sonrasında eleştiriler başladı. Bunları konuşacağız. Ama öncesinde müsaadenizle müziği de almanızı rica edeceğim sevgili yönetmenimden. Sevgili seyirciler, Türk futbolunun çok özel ismi, Fatih hocamızın çok kıymetli, çok değerli babası Talat amca Adana'da şu anda yoğun bakımda. Dualarınızı bekliyoruz. Bütün Türkiye, bütün sevenleri, herkesi dualarını bekliyoruz. Çok önemli. Fatih hoca Adana'dan, direkt Alanya'dan Adana'ya özel uçakla geçti. Maç sonunda hiç konuşmadılar. Morali son derece bozuktu. Maç içerisinde zaman zaman görmüşsünüzdür, elini şöyle yüzüne koydu. Sürekli düşünce halindeydi. Her evladın babasına, anasına bağlı olduğu gibi Fatih hocamızın da ailesine düşkünlüğünü biliyoruz. Talat amca şu anda yoğun bakımda. Allah şifalar versin. Allah... Sizlerin tabii ki duası çok önemli. Allah bütün hastalarımıza şifalar versin. Sinan abicim, bu konuyla açalım. Ne diyeceksin? Aynen, işte evet. Merve Terim Çetin, sevgili Merve kardeşimizin de Fatih hocanın kızı, Talat amcanın torunu, dayan dedem şeklinde bir paylaşımda bulundu. Yanına kalp koydu. Allah şifalar versin. Evet, aynı dediğin gibi her şeyi söyledin. Acil şifalar inşallah, dediği gibi Merve'nin dayansın. Talat amcayı çok eski tanırım ben de. Dediğin gibi inşallah burayı da atlatacaktır yani. İnşallah. İnşallah burayı da atlatacaktır. Acil şifalar diliyorum. Fatih hocama da aynı şekilde geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Dualarınızı bekliyor. Terim ailesi, Terim ailesine dua ediyoruz sevgili seyirciler. Evet. Tabii ki Galatasaray'ın 1-1 berabere kalması. Tabii ki Galatasaray'ın yaptığı transferler, Fenerbahçe'nin yaptığı transferler. Bunların hepsi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bugün Galatasaray'ın 1-1'lik beraberliği. Bunlar hepsi önemli. Siz sadece Twitter'dan yazmıyorsunuz. Nereden yazıyoruz? Instagram'dan da sizleri bekliyoruz. Sevgili seyirciler, Sinan Engin ve Ertem Şener'in, Sinan abinin Instagram sayfası mavi tıklı. Sinan Engin sevgili seyirciler. Instagram'a girdiğinizde göreceksiniz. Sinan Engin'i takip edebilirsiniz. Bol bol yorum yazabilirsiniz. Bol bol DM atabilirsiniz. Bu konu çok önemli. Sizin yorumlarınızı Instagram'dan bekliyoruz. Biraz sonra arkadaşlarım ikimizin de sayfasını ekranına getirecek. Benim de Instagram sayfam Ertem Şener. Yine mavi tıklı sevgili seyirciler. Benim de DM atabilirsiniz. Bana da bol bol yorumda bulunabilirsiniz. Hepsini bekliyoruz. Ertem Şener ve Sinan Engin'in Instagram sayfalarını takip etmenizi rica ediyoruz. Bu benim sayfam. Programımızın tanıtımı var. Görüyorsunuz sevgili seyirciler. Ertem Şener sayfası, Instagram sayfası bekliyoruz. Sinan abinin sayfasını ekrana getirelim. Sinan Engin'in de Instagram sayfası şimdi ekrana gelecek. Bol bol yorumlarda bulunabilirsiniz. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi sevgili seyirciler. Evet, geliyor mu? Geldi. Sinan abinin Instagram sayfası da budur sevgili seyirciler. Sinan abinin Twitter sayfası yok. Belirtelim. Sinan abi Twitter kullanmıyor. Benim Twitter sayfamsa aşağıda yazıyor zaten. Ertem Şener diye zaten tek onaylanmış sayfa abi, Ertem Şener. Bunu belirtelim. Çok güzel konuşuyorsun. Bari devam et de. Şu bitti. Atama bekleyen öğretmenlerimizle ilgili çok kısa 15 saniyede onu da bir çağrısını yapsan Ertem. Tabii. Beraber yapalım. Ama sen çok güzel yapıyorsun Sinan abi. Sayın Cumhurbaşkanımızdaymış aldığım duyumlara göre. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah gereken talimatları verecektir. Aynı şekilde de Maliye Bakanlığı gerekli bütçeyi açacaktır ve Milli Eğitim Bakanlığımız da gerekli tayinleri yapacakmış. İnanın bak 100 bin tane falan en az mesaj DM'ye gelmiştir. Çocuklar bana gösteriyorlar. İnsanlar çok mağdur Sayın Cumhurbaşkanım. Lütfen bu atamayı gerçekleştirelim. Çok mağdur insanlar var. Yani bir sürü yazıyorlar. Hemşireler aynı şekilde istiyormuş. Özel harekatçılar istiyormuş. Aynı şekilde herkes istiyormuş. Onun için
Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımız bu gerekli 40 bin atamayı lütfen yapalım. Çok mağdur insanlar var. Size de belki geliyordur ama benim yüz binlerce aldığım mesaj var. Bu işe soyunduk. Bir söyledik ama bu iş artık üstümüze düştü ve herkes ne olur Allah rızası için, Allah rızası için, ben de Allah rızası için buradan söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Beni seversiniz zaten Sayın Cumhurbaşkanımız. Milli Eğitim Bakanımız da aynı şekilde. Lütfen bu 40 bin atamayı yapalım. Lütfen. Sinan abiciğim, bu arada kader mahkumlarından da mektuplar alıyoruz. Kader mahkumlarına da bütün kader mahkumlarına selamlar. Allah yardım etsin. Şu anda cezaevlerinden de bizi izleyenler var. Herkese, kader mahkumları var. Bütün onlara kader da buradan iyi seyirler diliyoruz. Hastalarımıza, hastanelerden bizi izleyenler var. Allah şifalar versin. Acil şifalar versin. Herkese aynen Allah iyi etsin Ertem'ciğim. Kalbinizi temiz tutun ve programımıza başlıyoruz. Başlıyoruz. Şöyle biraz bir başlangıç yapalım. Biraz belki kızacaksınız ama bunlar olması gereken. Bir kusurumuz olursa affola ama hafif biraz sertlikler de bu akşam olacak arkadaşlar. Olacak mı? Olacak. Sertlikler olacak. Olacak. Olmalı. Olmazsa kötülük yapmış oluruz toplara insanlara. Toplara sert gireceğiz bu akşam diyorsa. Hayır yani. Olmazsa ona ya bizimkisi ölçü. Hakaret değildir. Yani toplara sert gireceğiz derken. Nasihatlı. Onun için Fenerbahçe'den de yanılmıyorsam da çok önemli bir isim bir konuyla ilgili bize bağlanacak. Fenerbahçe camiasından son günlerin. Bir ipucu vereyim mi? Gündemi. Gündem ismi evet. Ersun Yanal antrenman. Taraftarlar. Ersun Hoca'nın başı önde. Herkes neden başı önde dedi. Çok önemli bir isim Fenerbahçe'den telefonla yayınımıza bağlanacak. Bütün Fenerbahçelileri beklesin. Bekliyoruz. Fenerbahçeliler bekleyin. Evet. Evet Galatasaray değil mi? Galatasaray. Sinan abi gecenin manşeti nedir sence? Alanya Spor Galatasaray maçı. Luyendama ve sonrasında. Gecenin manşeti Sergen. Sergen farkı. Sergen farkı. Şimdi bak. Yurt dışından bir tane arkadaşımızı getirelim. Şu maçı seyretseydi. Seyretseydi. Söyleseydik. Dersin ki bu takım Galatasaray değil. Bu takım da Alanya değil. Hı hı. İki tane isim. Hangisi şampiyonla oynuyor derdin? Alanya. Yani Alanya derdin, 1-2 derdin. Yani ligin hani en iyisi falan derdin. Ya bir futbol takımı bu kadar değişebilir mi ya? Bu kadroyla çıktılar. Yani teknik direktörün farkını, ha iyi oyuncu da varsa, o potansiyel de var Alanya'da. Ne yaptı? Sergen elini değdi. Bak ben hep bunu söylüyorum. Sergen için bendeki yeri Sergen'in farklıdır. Ben onu Beşiktaş'a aldığım zaman çapraz bağ kopuktu. Herkes tatil yaparken ben onu İmraniye'de tweetler. Antrenman yaptırıyorduk. Aynen öyle. Ve dolayısıyla bundan sonra Şenol Güneş kendi gittiği anda yani Şenol Güneş Allah geçinden versin bir sene, iki sene, üç sene fark etmez. Ama bundan sonraki Beşiktaş'ın hocası bana derse ki ne isteğim var? Sergen'i Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak görmek. Sergen'i Beşiktaş'ın konuşuluyor teknik direktörü. Yöneticilerle de konuşuluyor da bunlar. Yazalım alt yazalım. Yani bazı yöneticilerle konuşuyorlar. Böyle hafif hafif oluyor Sergen. Sergen'e de söylüyorum bak oğlum. Sergen biraz bu işe eğil. Bu işe biraz özen göster sevgili Sergen. Anlıyorsun sen benim sahne söylediğim. Anladın mı? Bu işe Allah vergisi yeteneklerini artık burada kullanmaya başla. Bu Beşiktaş'ın senin gibi üst düzey akıllı bir adama ihtiyacı var. Senin de bu Beşiktaş'a çok ihtiyacın var. Onun için benim yarın Beşiktaş'ın başkanı olsam, yarın Beşiktaş'ta bana böyle bir hak verseler, ama bak Şenol abi gittiği zaman ilk getireceğim isim Sergen'dir. Altını doldururuz o ayrı bir şey. Ama benim gönlüm Sergen'in Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak görmektir. Yeteneğine, kişiliğine, her şeyine ama dediğin gibi beni o anladı. Herkes de anladı. Şu işe biraz daha özen göster oğlum. Tamam mı? Serci diyeyim. Özen Serci. Gösterecek demesi şu mu Sinan abi? Açık ifadeyle. Sergen Hoca futbol bilgisi tartışılmaz. Futbolu tartışılmaz. Kenarda teknik direktörlüğü gerçekten çok önemli. Ama biraz daha derlenip toparlanması açısından mı? Özel hayat daha olarak disiplinli genel mi? Anlamda. Daha o anlıyor. Detaya girmiyorum bakın. Sergen Yalçın Beşiktaş Hoca olmalı derken yanlışlık olmasın. Şu an demiyorum. Ama bir sene, ama iki sene, ama üç sene. Neyse. Şenol Güneş, Beşiktaş'tan mutlaka bir yere, milli takıma veya bir yere git kendi isteğiyle. Gittiği takdirde bu Şenol Güneş'ten sonraki hocanın mutlaka Sergen Yalçın olmalıdır diye düşünüyorum.
Sergen Yalçın buna her türlü kişiliğiyle, futbol bilgisiyle hazırdır ve hak ediyordur. Adamdır da. Onun için inşallah Sergen'i Beşiktaş'ın hocası olarak göreceğiz. Bugün taş gibi bir Alanyaspor. Bugün Galatasaray kötü oynamadı zaten. Doğru. Alanyaspor'u oynadığı için Galatasaray'ın orta sahasını yok ettiler. İkinci yarı hatta seyrederken ne dedim? Yoruldu dedim ben sana. Doğru. Ne dedim? Galatasaray sahneye çıkmaya başladı. Alanya aynen. Yoruldu dedim. Geriye çıktı. Yoruldu işte. Şimdi bakıyorsun değil mi? Bir Anadolu takımına baktığın zaman ne yapar? İşte kompak oynar. Kapanır falan filan. Hayır. Bugün Galatasaray takımını kendi sahasına hapsetti uzun bir süre. Oynatmadı. Oynatmadı. Yani Galatasaray takımına müthiş bir baskı kurdular. Bu Galatasaray'ın orta sahasının kötü oynaması, kötü oynadılar falan değil. Alanyaspor kötüye sebebiyet verdi. Kötü oynamalarına sebebiyet verdi. İkinci yarı temposu düştü. Sonra sahneye çıktı. Belanda'nın müthiş pası, işte Efe golünün müthiş golü falan. Ben buradan Fatih abiye bir eleştirim var Fatih hocama. Kaç haftadır Sinan Gümüş gol atıyor hocam. O da gördü, anladı. Yunanlı santro neydi? Mitroğlu. 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 Alışacağız. Yavaş yavaş alışacağız. Mitroğlu. İç saha oyuncusu. Sağdan soldan top gelecek. Tek vuruşlu bir oyuncu. Onun dışında deplasmanda alıp top getirecek, adam geçecek, dribling yapacak bir santrafor değil. Yani çok da deplase olan sağa sola da bir oyuncu da değil. Bir araya girebilir miyim burada? Ümit Davala maçın başında siz telefonla konuşuyordunuz o sırada. Ümit Hoca telefonla diyorum. Bir açıklamada bulundu. Sinan bir gribal enfeksiyon geçiriyor. Ondan dolayı ilk 11'de oynatmıyoruz diye. Sonradan oynattık dedi. Fark etmez abi 45 dakika oynat. Gerçi sizin de yorumunuz şu. Eğer bir futbolcu yedek kulübesinde oturuyorsa 20 dakika oynarsa kafadan da oynatırım. Eğer evet. 20 dakika oynayacak gücü varsa 30 dakika kafadan başlatırsın gider. Ya hiç alakası yok. Sinan öyle hasta falan da değildi yani. Hasta gibi de değildi. Grip falan filan değil. Değil. Değildir. Bu eleştirimdir benim. Ben bunu da... Ya ben onun yerinde olsaydım her hafta gol atan Sinan varken o arkadaşa Mitrov'u sonradan şans verdi. Arka taraftaki Marcos neydi? Marcao. Marcos. Marcao neyse. Marcao olsun. Öteki Ludwina. Luindama. Luindama. Bunların işte. İsmini zor ezberleyeceksin. Bunlarla Ludwina. Ludwina ne bileyim abi işte yani. Biraz kolay isimler. Cagne güzel bak Cagne. Biraz. Cagne. İyi oyuncu. İkisi de çok kuvvetli. İkisi de Cagne oyuncu. Derken sanki sakız çiğniyor. İkisi de iyi oyuncu. Evet. Bak yani Luindama da iyi oyuncu. Aynı şekilde de Marcao da iyi oyuncu. Bunlar çok iyi. Bunlar anlatmaya gerek yok. Bunlar iyi transfer. Gelelim Cagne transferine. Cagne transferine gelelim. Şimdi geçen haftaki programda fotoğraf bakıyorum. Galatasaraylı arkadaşlar bizi eleştirmişler. Alamaz falan demiştik biz burada. Galatasaray'ın 14 milyon euroluk bir opsiyonu var arkadaşlar. Kim alabiliriz dedi. Kim alabilir dedi. Yani. Alabilir şimdi, diyen kim vardı? Evet, bana bir tane söylesin abi. Galatasaray yurt dışından alsaydı bu yüksek maliyette bir oyuncuyu alabilirdi. Ötekileri alması çok zordu. Çünkü 14 milyonu yanılmıyorsam herhalde yaydılar. Yani Kasımpaşa'ya. Ondan dolayı biz paranın çok yüksek olduğu için opsiyonuna göre. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Müthiş transferler yaptı. Buradan bir tane daha söylüyorum. Cagne şu an 20 gol değil mi? Müziği biraz kısa ederiz. Herkesle iddiaya girerim. 40 golle tamamlar diyorum. Of muhteşem bir 40 golle Cagne bu ligi 40 golle tamamlar Ertem. Çünkü Galatasaray'da çok top geliyor. Sağdan soldan. Cagne içeride, ligde 40 içeride, golle. İçeride Cagne'yi. Sezonu tamamlar. İçeride Cagne'yi. Böyle 3 maç 3 gol 4 gollü falan da göreceğiz. Yani bir bakmışsın Cagne 3 gol atmış. Bir bakmışsın 4 gol yazmış falan filan. Allah. Böyle de göreceğiz. Bak göreceksin. Bu tabloları da ben 40 golün bilmedik mi Mario Gomez'i? Vallahi bildin. He? Gomez'i bilmedik mi bu kadar? Onu da bildin. Hepsini söyledik. Yani Gomez gol kralı olur dedim. Söylüyorum. Aynen. Söylüyorum Cagne bu ligi 40 golle tamamlar. İyi futbolcu ama penaltı falan filan atacak. Bunlarla tamamlar. Çünkü Galatasaray'da çok top geliyor artık. Hele içeride Galatasaray çok farklı galibiyetler alır. Çift rakamlı galibiyetlere bile getirebilirler. Yani öyle alabilir. Ama deplasmanda sıkıntı yaşayabilir her takım gibi. Dolayısıyla Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bu transferlerinden dolayı. Ultra Aslan ne kadar güçlü bir taraftar topluluğu olduğunuzu gösterdiniz. Tebrik ediyorum. Ama
Mustafa Cengiz ve yönetimine de bir teşekkür borcunuz var bence. Şimdi eriye eriye doğruya doğru. Sevgili Galatasaraylılar, sevgili Ultra Aslan üyeleri. Adamları süre verdiniz. Tehdit ettiniz. Şu saate kadar alınmazsa olağanüstü kongreye kadar da götürürsünüz siz. Çok güçlüsünüz. Antrenör getiriyorsunuz, onu getiriyorsunuz. Ama Mustafa Cengiz ve yönetiminin Abdurrahim Albayrak neler yaptınız ya? Koca Abdurrahim Albayrak ya. 6'da 6 yaptı ya. 6'da 6 yapmış Abdurrahim Albayrak neler yaptınız? Mustafa Cengiz ve yönetimine bir özür borcunuz var. Büyük bir teşekkür borcunuz var. Bilmiyorum bunu nasıl dile getirirsiniz. Sosyal medyadan mı, türbünden mi bilemiyorum. Ama bunları biz burada eleştirdik. Bugün de hakkını verelim. Bugün de hakkını verelim. Şimdi Galatasaray, Luyendama olsun Ertem. Yani nasıl buldun Luyendama'yı Sinan abi? İyi oyuncu, iyi oyuncu. Kuvvetli, dengeli oyuncu. Neyini sevdin? Bunlar çok içeride. Çok kuvvetli, dengeli, akıllı, ne yaptığını biliyor. Çok çabuk olmasa bile... onu diyecektim. Biraz değil, sanki böyle çok arkaya kaçırıyormuş fark gibi. Fark etmez, fark etmez. Dengeli, kontrollü oynadığın zaman... Yani evet, evet. Rakibinden daha önce düşünürsen Ertemciğim kaçırmasın. Sinan abi özür dilerim. DSF'sini verecekler siz konuşurken. Verelim. Devam edin siz. Yani rakibinden daha önce düşünürsen, bir saniye önce düşünürsen kaçırmazsın adamı. Dolayısıyla çok klas oyuncu, kaliteli oyuncu, kaliteli stoper. Yani bunları çok az stoperle ilgili söylenir. Ama futbol ve içeride de kafayla falan da goller atabilir. Soru şu, Luyendama mı, Marcao mu? Hangisi daha çok güven veriyor sence? Şimdi farklı Ertem. Farklı. Birisi çok yetenekli, öteki sert ve dengeli. Sert ve dengeli olan? Ludwina. Luyendama. Luyendama. Luyendama sert ve dengeli. Evet. Ondan sonra Marcao daha mı soğuk akıllı kanlı? Klas. Şimdi Marcao'yu Ertem yüksek rakama satarsın. Bak Cadney de satar. Galatasaray bu verdiği parayı 14 milyon euro, 12 artı 4. 1 milyon euro indiriyorlar Fatih Terim için. Aslında 15. Sevgili Turgay Ciner 15 milyon euro istiyor. Ayrıca bu çocuk kupa maçında kırmızı görmese, bu çocuk kupa maçında kırmızı kart görmese Kasımpaşa'dan gelmeyecek belki de. Olmayacaktı. Onun için yani şimdi bu transfer başarısı mıdır? Farklı düşünürüm ben. Yönetimi tebrik ederim. Yönetimi tebrik ederim. Elini taşın altına kafasını soktu. Cesaretle bu transferi yaptı. Avrupa'dan santrafor bulamadı. Fatih Terim dedi ki gidelim bunu alalım. Fatih Terim falan bu transferleri falan da bilhassa içinde oldu yönetmede. Onun için buradaki takdir edilecek olan kişi bu baba yiğitliği yapan Mustafa Cengiz'dir. Bu paraların altına imzayı atan Abdurrahim Albayrak'la beraberdir. Tebrik ediyorum bu cesaretleri. Yani ne yaptılar? Bir anda 3 tane adam aldılar. 3'ü de iyi. Tebrik ediyorum. 3'ü de iyi. Cadne 40 golle bitirir. Luyendama çok dengeli, çok iyi stoper. İkiliyi buldu. Fatih Terim zaten çok akıllı adam. Yani Serdar Aziz'i falan bundan çıkarmış. Bundan çıkarmış gözden. Yani o kafasında planı yapmış. Cadne son dakikada gelişen. Şimdi Sayın Turgay Ciner'i çok insanlar tanımazlar, bilmezler. Biz yakından tanırız. Beşiktaşlı çok enteresan, ters bir adamdır. Bu Cadney'i aslında çizdi. Kırmızı karttan dolayı çok sinirlendi. Kupa maçında rakibine tükürdüğü için. Çok sinirlendi. Son dakikada hatta aynen, maç bittikten sonra. Aynen, çok sinirlendi. Sonra... Çok sinirlendi, çizdi. Daha fazla detayına girmiyorum. Daha fazla detayına girmeyeceğim. Yoksa şampiyonluk iddiası gitmese 50 milyon da dolar verseniz Turgay Ciner... Cadney'i vermez. Sinan abi özür dilerim. Buyurun. A-Spor'dan çok sevdiğim sevgili kardeşim Hakan Gündoğar ne yazmış. Bizi izliyor şu anda. Yılmaz Ural'la yollar ayrılmış Adana Demirspor'da. Hayırlı olsun. 3-2 Ertem. Kazanmalarına rağmen yollar ayrılmış. Adana Demirspor'da Yılmaz Ural devre şu an sona ermiş. Beşiktaş'ta enteresan. Çok önemli insanlar. Alt yazı verelim. Sergen'le ilgili Sergen Yalçın ve Tamer Tuna diye mesajlar geliyor. Bakın. Bakın. Arkadaşlar. Şenol Güneş benim dostumdur. Benim tespitimi yanlış. Yana kaçırmayın, sağa sola kaçırmayın. Ben Şenol Güneş kendi isteğiyle ayrıldıktan sonraki sistem olarak benim de tek hayalim. Ben Sergen'i çok seviyorum. Sergen Yalçın Beşiktaş'a teknik direktör olarak düşünülüyor. Bazı yöneticiler Şenol Güneş'ten sonraki teknik direktör olarak hayal ediyorlar. Hayali olan yöneticiler de var.
Yani Sergen hayali olan yöneticiler de var. Olabilir de. Ben de Sergen'e söylüyorum. Bunun kıymetini bil Sergen. Böyle bir şey zikrediliyor. Senin Beşiktaş'a 5 yaşında sana ihtiyacı var oğlum diyorum. Ona göre... Fotoğraf verelim. Kendini ona göre konsantre et şu olaya. Şu olaya konsantre et. Sen benim ne dediğimi anlıyorsun. Kosova, Prizren'e selamlar buradan. Yani... Kosova'ya selamlar. Yine söylüyorum. Galatasaray şampiyonluğun bana göre bir numaralı adayıdır Başakşehir'le beraber. Başakşehir'in de önündedir. Avantajları vardır. Ta ki 30. haftaya kadar benim bu düşüncem devam eder. Galatasaray Başakşehir'i yendiği an şampiyon olur. 30. haftada Ertemciğim. Evet. Galatasaray Başakşehir'i yendiği o gün yendiği gün şampiyon olur. Yazalım. Çünkü öne geçer. Öne geçer. Puan farkı biraz kaç Ertemciğim? Şöyle 5 puan. Eğer Başakşehir Akhisar'ı yenerse 8 puan olacak. Fark etmez zaten. 3 sistem, 3 puan sistemde çok şey daha değil. Başta yani ben, daha 20. hafta. Evet. Fikrim bu. Yok katılıyorum ben. Beşiktaş aynı şekilde. Beşiktaş da bu yarışın içindedir. Beşiktaş da bu yarışın içindedir. Gönlüm istiyor ki Konya, Trabzon, Malatya ama bu yeni Malatya Fenerbahçe maçından ki konsantrasyonla devam ederse çok zor kazanır büyük konsantrasyon maçta. Bozukluğu. Konsantre yani bu larşlık gördüm. Konya bak şu ilk 6 sıra ilk 6 takımında hepsinin şampiyonluk şeyleri vardır. Şimdi dolayısıyla gönlüm ister ki sezon sonuna kadar birbirine yakın gitsin bu tablo. 5-6 tane takımda çarpışsın birbirleriyle. Yani bizim Trabzon eğer devre arası transferleri yapabilseydi şu Galatasaray'la beraber 3. aday diyebilirdim. Sinan abi çok güzel şampiyonluğu bir 3. aday. 3. aday. Sinan abi çok güzel, daha doğrusu çok enteresan bir manşet verdi. Güzelliği size tabii size bırakıyorum. 33. hafta Galatasaray Başakşehir karşılaşması. Yenerse şampiyon olur diyor. Sinan Engin'in, Sinan abinin görüşü bu. Siz katılıyor musunuz bu görüşe? Beyaz Futbol Arması etiketiyle yazınız. Galatasaray Başakşehir'i 33. hafta yenerse şampiyon olur diyor sevgili seyirciler. Bunu da belirtelim. Kadırga'dan Onur Bey'e selamlar. Bizi izliyormuş Kadırga'dan Onur Bey. Selam. Çok şimdi, selamlar. Ama Ertem, şimdi Galatasaray çok kaliteli takım. Çok iyi oyuncuları var. Çok klas oyuncuları var Galatasaray'ın. Yani biraz kımıldadıkları zaman hemen sonu. Yani Rodriguez doğru. Falan kalmış olsaydı evet. Çok farklı olurdu. Yani Rodriguez, Onyekuru falan filan yani baktığın zaman öteki taraftan Feguli falan bunların dördünü beşini falan koy ön tarafa falan. Cadne falan. İnan diyorum sana. Yani ne o? Türk Silahlı Kuvvetleri F-16'larla falan saldırıyorlar ya. Aynı öyle biraz. Ben bir video atmıştım onu hazırladık bak, mı? Müthiş. Onunla ilgili olarak. Yani Galatasaray'ın hücum attı müthiş. Doğru. Bak diyorum çok. Sana Ertem. Cadne içeride üçlü dörtlü goller atacak. Çok iyi transfer. Rakamı yüksek mi? Pahalı mı? Ucuz mu onu tartışmam. Bana ben bakmıyorum. Galatasaray yönetimi ha. Burada şu var tabii. Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse veya şampiyon olamazsa önümüzdeki sezon yine büyük mali krize girer. Bunların hepsi şampiyon olmak için. Bu transferlerin hepsi Galatasaray şampiyon olmak için yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek demek 50 milyon euro demek. Gidemezsen bu paralar önümüz sezon zor ödenir. Sıkıntı yine başlayacak. Sıkıntı. Yani UEFA kriterleri falan filan tak demokrasinin kılıcı gibi başında oluyor. Dolayısıyla Ertemciğim mutlaka Galatasaray şampiyon olmak için elini, kolunu, bacağını, her şeyini bu işin içine sokacak. Yani her türlü mücadele edecekler. Her türlü. Dolayısıyla Galatasaray yönetimini tebrik ediyorum. Müthiş transferler yaptılar. Taraftarın gönlünü fethettiler. Galatasaraylı taraftarlar da bu yönetimin hakkını versinler. Bu yönetimin hakkını versinler. Artık Mustafa Cengiz'i de artık işlerini sindirsinler başkan diye. Bu maç Sinan abicim bir sesi de açalım. Stattan çıkış görüntüleri. Öyle mi arkadaşlar? Stattan çıkış mı havalimanı mı? Stattan çıkış görüntüleri. Fatih Terim direkt olarak Adana'ya gidiyor. Basın toplantısı yapmadı Fatih Hoca. Görüyorsunuz. Bu arada hemen altını çizerek belirtelim. Talat Terim. Talat amca
duanızı bekliyor. Adana'da şu anda yoğun bakımda. Abdurrahim Albayrak'la kucaklaşıyor Fatih Hoca. Abdurrahim Albayrak geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Fatih Hoca'yı uğurluyor. Havalimanına gidiyor. Özel bir uçakla Adana-Antalya arası karayoluyla 6 saat. Özel bir uçakla Fatih Terim Alanya'dan maç sonu ayağının tozuyla haklı yere. Ne Galatasaray, ne o, ne bu, hiçbir şey önemli değildir. Hiçbir evlat için babadan daha önemli bir şey olamaz. Fatih Hoca da evlatlık görevini yapıyor ve hasta babasının yanına koşuyor. Sevgili seyirciler, çok geçmiş olsun bir kez daha. Görüntüleri gördük. Ben size bir görüntü daha gönderdim arkadaşlar. Ona bir bakalım. Bir şeyler var. O görüntülere bir bakalım. Bir fotoğraf gönderdim. Sinan abi, bir parantez açacağım araya. Bu arada Instagram'da Sinan Engin'in mavi tıklı hesabını takip edebilirsiniz. Instagram Sinan Engin, takip edebilirsiniz. Benim de Ertem Şener. Ertem Şener sayfamı Instagram'dan mavi tıklı sayfayı takip edebilirsiniz. Bir fotoğraf getirdim. Tolga'nın bir fotoğrafını getirdim. Bu fotoğraf yoktu. Hani Beşiktaş formasını hiç öpmedim. Beşiktaş formasını çok fazla sevemedim demişti. O fotoğrafı hemen sıcağı sıcağına bir verelim. Sinan Engin uzun uzun konuşacak o konuyla ilgili. Serdar Aziz'le de ilgili, Tolga'yla da ilgili konuşacak. Bu arada Fenerbahçe'de çok önemli bir isim. Daha doğrusu haftanın önemli ismi, haftanın en çok konuşulan isimlerinden birisi. Birazdan canlı yayınımız olacak. Telefonla bağlanacak. Levent abin, Levent Kızıl mesaj attı. Mustafa Sakın uçağı dedi. Bizim arkadaşımız Mustafa Sakın. Fatih Hoca'nın gittiği Mustafa uçağı. Sakın uçağı. Mustafa Sakın. Mustafa Bey'in uçağı. Adapen'in sahibi arkadaşımız bizim Mustafa Sak. Sağ olsun. Allah razı olsun, dostumuz bizim. Selam, hepinize selamlar. Kalabalık grup bizi seyrediyor. Erdal abiye selamlar. Caner abi, hepsine selamlar. Evet, Tolga Yarsan. Bunu tam ekran olarak ekrana getirelim. Evet, Sinan abi, sen bu konuyla ilgili olarak sen birazdan konuşacak. Birazdan konuşacak. Verelim hemen sıcağı ne sıcağına gerek diye. Yani? Hiçbir yerde çıkmadan. Tolga Yarsan Beşiktaş armasını bir kalbin içine koymuş ve paylaşmış daha önce. Bunun hakkında konuşacağız ilerleyen dakikalarda Sinan abi. Ertemciğim, yani bunlar bizim oğlumuz yaşında. Yani kırıcı olmak istemiyorum da nasihat gibi konuşmak istiyorum. Yani nasihat vermek istiyorum. Ben hep bunu söylüyorum, biliyor musun? Futbolcular oynadıkları takımlarda bu kadar fanatik işler yapmasınlar. Buradan en çok zaman Volkan Demirel'i söylemiştik yani. Sonra bu oyuncularımıza küfür edildiği zaman, eski takımlarına gittikleri zaman biz buradan diyoruz ki ya niye küfür ediyorsunuz? Yapmayın. Falan filan. Bunları eleştirilerini yapıyoruz. Şimdi biz ne diyebiliriz? Yani neyse, ne diyebiliriz? Yani insanlar, kardeşlerimiz, biraz sonra, dostlarımız, biraz sonra ama nasihat. Yani şu diyor mesela o zaman. Ver parayı, öptür armayı. Yani ver parayı, öptür armayı. İstediğin gibi. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Doğru. Onun için birazdan bu bölüme gelince konuşuruz. Galatasaray bölümü şu an devam ettiği için. Ondan dolayı yani Galatasaray'ı bitiriyoruz mu Ertemciğim? Galatasaray... Yok, Galatasaray'ı biraz abi, çok merak edilen bir konu var. Hepimiz çok hassasız. Hepimiz çok hassas şöyle durumdayız bu konuyla ilgili. Tabii ki İstiklal Marşı bizim canımız. İstiklal hepimiz marşı, hayatımızı veririz. Her kelimesi, her virgülü, her noktalama işareti için bile İstiklal Marşımızın içerisindeki her noktalama işareti için canımızı veririz. Mehmet Akif Ersoy'u da saygıyla, rahmetle anıyoruz. Lakin bana göre çok anlamsız bir tartışma söz konusu. Ne? 11 Galatasaraylı futbolcunun hepsi yabancı. Ne güzel. İstiklal Marşı'nı Galatasaray futbolcuları niye okumuyor? Neden okumuyor? Bugün mesela Alanya'da, Alanya Spor Galatasaray maçında Alanya'da yaşayan çok Rus, çok Alman, çok İngiliz var. Onlar da maçı izlediler. Sen... Onlar da okumadılar. Galatasaray ne zaman kafasını kaldırsa, başını kaldırırsa bir şekilde yabancı sınırlamasıyla ilgili Galatasaray'ın önü kesilmeye çalışılıyor bence. Şimdi Fatih Terim çok memnun bu tablodan. Ya Türk varsa bunlardan iyisi oynatır. Bir tek ne dedik? Sinan Gümüş, o da hastaydı. Yani evet. Onun için yani ayrıca da yani bu artık sembol haline gelmiş bizim maçlardan önce İstiklal Marşımız. Ya yani bunu Galatasaraylı futbolcu İstiklal Marşı'nı okusun da değil. O ayrı bir şey orada yani. Bu evrensel bir şey bu. Tamam, orada bütün statta oradaki Alanya'daki futbol severler olsun, bütün insanlar olsun, İstiklal Marşımız yani Galatasaraylı futbolcu okusan olur, okumasan olur. Yani üç tane Galatasaraylı futbolcu olsa içinde, hani içinde olsa ne olacak ki? Bu farklı bir şey. Yani Fatih Terim de bu tablodan çok memnun değildir. Yani şimdi Fernando'dan iyi bir Türk varsa oynatmaz mı? Tabii. Oynatır. Veya Endiaye'den. Yani Fegül'den iyi bir Türk varsa oynatır. Yani mecburen. Ben buna çok takılmıyorum. Yani sınırsız, ben bu yabancı sayısı falan filan da düşsün falan filan da yana değilim.
İyi Türk'ün varsa oynar arkadaş. İyi Türk'ün yok mu? Var. Oynamıyor mu takımların? Al geldi Sadık. Kesti. Evet. Fenerbahçe'de. Kesti. Yarın Serdar gelecek oynayacak. Noştateri belki kesecek. Belki Tolga'ya oynayacak. Yani ben onlara takılmıyorum. Yabancı sayısı falan sonuna kadar serbest olsun. İstediği kadar oynasın. İstiklal Marşı'nı bu futbolcular bugün dindir ama bu farklı bir şey. Bu bizim simgemiz, sembolümüz, İstiklal Marşı bizim her şeyimiz. Bunu tamamen statta bütün insanlar duyuyorlar. Milli takımın teknik direktörü kim? Üçeşku zaten. Ya ona takılma. Biz Marco Aurelio'yu Türk yaptık ya. Bitti. Biz Almanlardan çok mu şeyiz? Kimleri? Asamoğulları da adamlar Alman oynattılar. Siyahi oyuncuları bilmiyor musun? Fransa Erdem? Milli takımda bir tane Fransız, iki tane Hepsi Fransız. Sömürgenin. Maksimum üç tane sömürgenin. Fransız var. Bunlara takılmayalım hepsi arkadaşlar. Sömürgenin. Yani tamamıyla yok iş yabancı, işte hepsi işte yabancı, Türk yok falan. Ne alakası var ya? Senin Türk'ün yok ki. Biz Türk oyuncular. Biz Cengiz Ünderlileri yetiştirecek hocalara değer vermemiz lazım. Altyapılara. İşte Altınordu bir okul orada. Çıkarıyorlar. Biz Altınordu'daki altyapı sistemi gibi bu takımlarımızın altına kuralım ama 5 lira maaş vermeyelim altyapı hocasına. Altyapı hocasına yüksek maaş verelim ki adam ona göre futbolcu yetiştirmek için uğraşsın. Adam geliyor altyapı hocası. 3 ay 4 aydır belki maaş almamıştır. Altyapının hocası geliyor. 3-4 ay belki maaş almamıştır. Evde derdi vardır, senedi vardır, sepeti vardır. Yani altyapıdaki hocalarımızın bakın mali durumları çok üst düzey falan değil arkadaşlar. Yani biz bunlardan ne bekliyoruz? Futbolcu yetiştirsin ama sen önce bu adamın kafasını, zihnini, hayatını, her şeyini güzel yapacaksın ki bu adam kafa rahat olacak. Hep ne diyoruz? Polislerimiz, işte mülki amirlerimiz, bilmem ne falan diyoruz ki bunlar hep yüksek maaş alsınlar diyoruz evet. Ki tenezzül etmesinler başka şeylere. Yani anladın mı? Gözü olmasın hiçbir şeyde. Bir takım ondan dolayı hep bunları söylüyorum. Verelim yüksek maaş. Verelim aynı şekilde bu şekilde değer verelim. Onun için aldığım duyum 10 yabancıya falan düşüreceklermiş. Yani federasyon 10 yabancıya falan düşürecekler yavaş yavaş. Kademeli olarak. İlk hedef 10 yabancı. Yavaş yavaş düşürecekler 1-2 sene içinde. Hedef o. Yani Galatasaray'da bu kadar yabancı içerisinde Avrupa'dan Alman Bundesliga'dan bir teklif geldi. O da Ozan Kabak'a. Sonrasında Yunus'a Anderlecht'ten ki son ana kadar oluyordu olmadı belki sezon sonunda gidecek. İsmail Çipe'ye teklifler var. Keşke daha bizim Türklerimiz yedeyi düşünün yani. Keşke bizim Türklerimizin hepsi Avrupa'da oynasın burada evet. Oynamasınlar. Bak, evet. Hepsi Avrupa'da oynasın burada oynamasınlar. Yani o mantık ya bakıyorsun Ertem şimdi yani Hırvatistan senden çok mu büyük? Avrupa Birliği'ne girmiş işte ne o Bulgaristan. Bakıyorsun Arnavutluk. Ya 100 tane oyuncusu aynen var öyle. Avrupa'da oynayan ya. Aynen senin öyle. 5 tane oyuncun var ya. Onun için bizim Türklerimiz gitsin orada oynasın gelsin yabancılar burada oynasınlar. Şunu bir önce bir halledelim. Önce Türk futbolcusunun ne kadar yetenekli olduğunu Avrupa'da gösterelim. Bak Cengiz aslan gibi oynuyor. Biz Cengizleri çoğaltalım. Saçma sapan şeyleri milli mesele haline hayır, getiriyoruz işte, ya. Ben sana söyleyeyim. Galatasaray yani 11 yabancı 21 yabancı hepsiyle de oynayabilir. Şahane oynayabilir. Yalnız bu Müslüman'da çok form düşüyor. Çok özür dilerim. UEFA kupasını bu ülkeye getiren son penaltı Popescu'nun penaltısı. Bu ülkeye zaten penaltıyla Popescu ne yabancı sınırlaması dinledi ne yerli sınırlaması abi dinledi. İyi sen oynarsın Ertem. Şimdi sen Türksen. Attı penaltıyı ve Galatasaray UEFA kupasını şimdi kazandı. Şimdi Galatasaray'ın 2000 şey yılındaki ya kadrosuna baktığın zaman o kadrodaki Türklere bakıyorsun. Evet. Hepsi çok üst düzey değil mi? Evet. Yani bakıyorsun orada yani nedir o? Orta sahaya bakıyorsun. Okan, Suat, Emre. Bunları kesebildi mi? İleride Hakan Şükür, Santrafor bilmem öteki tarafa bakıyorsun. Yani sağ tarafa bakıyorsun. Arifler bilmem neler falan bunlar. Hakan Ünsal dönüyorsun. Bunlardan iyisi Türkler, Avrupalı yabancılar oturdu arkada ama bunlardan iyisi varsa oynar. Bugün bakıyorsun Beşiktaş takımında Gökhan Gönül oynuyor. İyi bir sağ bek varsa o da oynar. Yabancısı varsa. Aynen. Yani oynayabiliyorsa. Onun için buradaki en büyük etken arkadaşlar bizim Türk futbolcularımız rekabet etsinler. Ama yok. Yok. Türk oyuncu yok. Az. Sayısı az. Çıkarmamız lazım. Ha diyeceksiniz ki oynuyor. Abi zaten sen şimdi senin Türk oyuncun Fernando'dan, Ndiaye'den, Cadne'den iyiyse zaten oynatır senin Fatih Terim'in, Şenol Güneş'in veya ne o Mustafa Deniz'in öteki taraftan Ersun Yanal'ın. İyi aynen değiller öyle ki.
Adamlar niye oynatmasın? Bak Sadık geldi, aslan gibi oynuyor. Aslan gibi hem de. Oynuyor. Oynadı işte. Pırlanta gibi. Bugün attığım tweetler vardı bu konuyla ilgili olarak. Galatasaray'ın kadrosu çıkar çıkmaz ekrana daha gelmeden önce, bir saat öncesinde muhabir arkadaşlar Galatasaray'ın kadrosunu paylaştı. Bir anda bazı kesimler Galatasaray'ın üzerine gitmeye başladı ve attığım tweetler. Anlaşılan o ki Türk futbolunun sorunu İstiklal Marşımız. Galatasaray'daki yabancılar milli marşımızı okursa Dünya Kupası'na gideceğiz. Avrupa şampiyonu olacağız. Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. UEFA Avrupa Ligi de bizim olacak. Yani enteresan, sorun milli marşımızın okunmaması değil. Sorun Galatasaray'ın en iyi yabancılara sahip olması. Sorun Galatasaray'ın rakiplerine korku vermesi. Avrupa'ya Galatasaray bayrağı diken Fatih Terim gelecek hafta yabancı oyuncularına milli marşımızı da okutursa şaşırmam. Yani, istediğiniz bu arada hala bilinmeyen bir konu var. Hala tartışılan bir konu var. Sevgili seyirciler, işin doğrusu şu. Bakın, isterseniz bir tane yabancı bile oynatmazsınız. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Malatya, Kayseri, Sivas fark etmez. İsterlerse bir tane yabancı bile oynatmaz. Bakın Başakşehir muhteşem transferler yapıyor. Adam Robinho'yu getiriyor. Öbür taraftan onu getiriyor. Onu alıyor. Galatasaray aynı şekilde, Beşiktaş Kagawa gibi muhteşem bir futbolcuyu alıyor. Şimdi bak, yani bunlar ülkemizde oynaması şimdi, gereken isimler. Şimdi Kagawa. Harika bir transfer ya. 66 gol Almanya'da. Yürekten tebrikler bak, Umut Güner'e. Yürekten. Umut, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na. İşte yürekten. Transferde kim var? Kim varsa Hüseyin transfer Yücel, komitesinde. Hüseyin Yücel, aynı şekilde tebrik ediyorum. Yani Kagawa az buz bir transfer falan değil. Tabii ya. 66 tane gol, 100 falan asist var. Bu adam Almanya'da oynuyor. Ve Japon şeyi bu çocuk. Biliyorsun sembolü. Yani en önemli oyuncularından bir tanesi tarihinin. Aynen. Müthiş. Müthiş. Dediğim gibi yani işte Babelli, iyi Babelli mesela, işte çok hazır Burak Yılmazlı, işte Abubakarlı, işte ne diyeyim Gomizli, şey Gomezli veya işte iyi Quaresmalı takımda düşünebiliyor musun? Şimdi bakıyorsun Beşiktaş'ın kanatlarına işte olsun biraz sıkıntı var. Yani performans olarak o Lens olsun falan filan, Quaresma falan filan dersin, sıkıntı var. Onun için ama ben Kagawa'nın Beşiktaş'a bir renk katacağını, güç katacağını düşünüyorum. Yani ondan dolayı düşünüyorum. Yani sordum ben yani bu transfer rakamlarıyla ilgili falan filan da sordum. Yani böyle bunu bir kişi falan böyle üstlendi mi falan filan. Fotoğraf verin. Hayır, bunu 2-3 kişi birden üstlenmiş. İsimler neyse söylemeyelim. Sordum da yani ben bununla ilgili. Onun için gerek yok bunu söylemeye. Yani Ertem, Muslera da formsuz. Yani kötü gol yedi ama bu top bu. Bu topun da iki tane gözü var biliyor musun? İstediği zaman gidiyor yani böyle. Kötü gol yedi, çok kötü gol yedi. Şanssız gol yedi. Hatalı mı hatalı. Hı-hı. Ama çok şanssız gol yedi. Muslera da çok enteresan maçlarda değişik, enteresan performans. Ama kurtardı mı kurtardı, pozisyonlar da var Muslera'nın. Yani ben bugünkü maça baktığım zaman Galatasaray takımının oyununu ikinci yarı beğendim. İlk yarı Alanya'nın müthiş oyununu Galatasaray'ın orta sahasını sindirdi, yok etti. Dolayısıyla bu Galatasaray'ın orta sahası kötü oynuyor göründü. Hayır. Tamamıyla Alanya, Sergen Yalçın'ın şeytan taktiği Alanya'nın orta sahasını aldı. Kalabalıklaştı orada, çöktü oraya kaldı. Yani Galatasaray'ın sahasına çöktü. Yani bu tamamıyla Galatasaray'ın kötü oynamasını sebebiyet verdi. Ama yorulan İkinci yarı devreye giren Galatasaray klas takım zaten yani. Tak araya atıyor bir tane şey. Ne o? Belanda araya attı. Fegoli'nin müthiş gol. Güzel maç oldu. Haklı sonuç. Yani üzülürdüm Alanya kaybetseydi. Bu oyunla üzülürdüm. Ama hakkaniyetli bir puan oldu. Birer puan. Benim yalnız bu Alper Ulusoy Beyaz Futbol Beyaz TV Ali'yi gördün mü? Sevgili Ali'yi bir verelim arkadaşlar. Fotoğrafı verelim. Benim bu Alper Ulusoy'la ilgili Ali, Ertem. Ali Ateş. Bak sevgili Alper Ulusoy. Ali'cim. Güzel kardeşim. Futbolu öğren biraz. Yani futbolu öğren. Yani futbolun teknik şeylerini öğren. Öyle enteresan düdükler çalıyorsun ki. Yani futbolu bilmek ayrı bir şey. Hakemliği bilmek ayrı bir şey. Öyle fauller veriyorsun ki ya bırak arkadaş, onlar faul falan değil. Değil. Onlar faul falan değil. Yapma, bırak, oynat. Omuz omuza kuvvetli futbolcu farkı nerede çıkacak? Oynat onları. Güzel kardeşim, tamam mı? Ertemciğim.
Galatasaray'ı, evet, Almanya'ya selamlar buradan. Galatasaray'ı tekrar şekilde aynı şekilde tebrik ediyoruz. Bir puan aldığı için. Evet. Alanya'yı tebrik ediyorum. Sergen Yalçın ve talebelerini kutluyorum. Harika bir futbol oynadılar. Harika futbol gösterisi yaptılar bize. Tebrik ediyorum Ertem'ciğim. Evet. Galatasaray konusunu şöyle kapatmak istiyorum. Sinan abimden de müsaade alarak Galatasaray'ı kapatıp Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Galatasaray'da birkaç transferi konuşacağız yine ilerleyen dakikalarda ama şu yabancı konusunda ne olur? Hani çok fazla uzatılmaması gereken bir konu. 2000 yılında 1996'dan 2000 yılına kadar ve sonrasında hatta 1980'lerde Derviller, Mustafa Denizliler'le beraber sonrasında Fatih Terimler ve yine sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli başarılar Lucescu'yla beraber Avrupa'ya milli marşımızı öğretmiş bir takıma kalkıp bugün İstiklal Marşı üzerinden vurmak olmaz, yakışmaz. Bunu mikrofonu çıkarttığında Beşiktaşlılığını hiçbir zaman saklamayan birisi olarak söylüyor Ertem Şener. Buradan vurmamak gerekiyor. Diyorum ya, Galatasaray kafasını kaldırdığında hemen yabancı sınırlaması ortaya atılıyor. Bu Galatasaray'a değil, Türk futboluna zarar veriyor. Sevgili yalnız seyirciler, seni tebrik ediyorum transferde, ekibini. Transferlerde nokta. Bir de Baron'u tebrik ediyoruz. Tabii. İbrahim Seten. Tabii. Hakikaten İbrahim Seten ve Bip Spor olarak hakikaten yürekten şov tebrikler yaptınız. Tebrik ediyorum Hakkı. Bir sen, Ertan, senin Sercan. Sercan alıyorum çok tık iyi oradan. Çok iyi başarılar yakaladılar. Bir sonra bakıyorum İbrahim'e. İbrahim Seten de yazdı mı? İbrahim Seten ve Bip Spor. Müthişti. Transferde Türk futbolunun baronu İbrahim Seten'i tebrik ediyorum. Ben de sevgili İbrahim Seten, İbrahim müdür, benim eski müdürüm. Star Televizyon'dan İbrahim abi, İbrahim Seten'i ve Bip Spor'dan kutluyorum. Herkesin hakkını verelim Ertan. Tabii ki Ertan Süzgün ve Sercan Dikme'yi de, iki muhabir arkadaşımı da transferdeki başarılarından dolayı da kutluyorum. Verdikleri haberlerden dolayı. Sevgili seyirciler, Cagne ile ilgili olarak Sinan abinin şu ana kadar Galatasaray'ı bir toparlayalım. 40 gol atar dedi. 20'si sezon var. Sonunda 40 gol atar dedi Cagne. Ortalama 1,5 golle oynayamaz mı ya Cagne? Nasıl oynayamaz? Evet. Sinan abi. Ortalama 1,5 golle. Maskeli fotoğrafları var. O fotoğrafları bir görelim bakalım. Cagne bu maskeleri Fatih Terim varken takabilir mi? Mustafa Hoca varken de takabilir mi, takamaz mı diye sorusu var da. Taktı. Mustafa Hoca'nın bazen böyle gerildiğini biliyoruz bu konuda. Maskeli fotoğraflar Cagne'den. Galatasaray'da bu fotoğraflar acaba bu görüntüler Ertem, Fatih Terim'le beraber olur mu? Fatih Ertem, Hoca bu fotoğrafları vermesine... Fark verdi, fark. Bak. İzin verir mi bu görüntüyü vermesine? Verir. Futbol şov. Futbol şov. Bunlar taraftarı coşturur, tribünleri. Bak sen şimdi bu hafta Galatasaray maçı kim ne? Telekom'da? Trabzonspor. Trabzonspor. İçeride mi? Trabzonspor. 50 bin kişi. Trabzonspor. Bu hafta 50 bin kişi bekliyorum. Cagne oynuyor mu? Yok, oynamıyor. 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 Muhtemelen Mitrov'u oynayacak. Dolayısıyla yani hakikaten ben sana söylüyorum, bu hafta büyük şov yaparlar. Taraftar şov var bu hafta. 50 bin Galatasaray. Bir dakika, arada kupa maçı var. Oynuyoruz. Kupa maçı var. Sonrasında oynayamıyor. Oynuyor değil mi arkadaşlar? 4 maç oluyor, olmuştur, bitti ya. Oynuyor, oynuyor. Tabii. Trabzon maçında oynuyor. 40 olur, ben sana söylüyorum. 40 bin seyirci olur Ertuğrul. Ben sana söyleyeyim. 40 bin seyirci olur. Galatasaray şov yapar. Seyirci şovu yapar. Bakın seyirci şovu yapar. Seyirci şovu yapar. Evet. Cagne'nin fotoğrafları bunlar. Sinan abi 40 golle tamamlar diyor sevgili seyirciler. 40 golle tamamlar. Bakalım Cagne kaç gol atacak? Siz de yorumlarınızı yapabilirsiniz Beyaz Futbol Arması etiketiyle. Yönetmenimden bir iki üç dakika daha rica ediyorum. Ben yönetmenim bastırıyor ama onu bir belirteyim. Sevgili seyirciler, neyleri veriyorsun? Tamam, o King Kong'u bir verelim bakalım. King Kong. King Kong benzetmesi yapılıyor. King Kong Cagne. Sevgili seyirciler, bu görüntü Galatasaraylı taraftarların bu sezon en çok istediği oyuncu, en çok sevindiği, transferdeki en çok sevindiği isim durumuna geldi. 17 numarayı bir verelim. Cagne mi, Mitroğlu mu? Kim daha çok gol atar Galatasaray'da? Tartışmaları başladı. Muhtemelen Mitroğlu yedek oturacak. Sinan abi, ikisinin oyuna girer. Oynama ihtimali var mı? Mitroğlu oyuna girer. Bazen oynarlar. Mitrov 55'ten 60'tan sonra oyuna girer. Bazen 2 santrafora döner. Hatta sağdan işte Fegoli, soldan Onyekuru, arka taraftan da Fernando falan filan 5'te 6'lı falan. Abulga yaparlar Türk Telekom'da. Ben sana söyleyeyim. Bu stoperleri falan arasına döver falan ama Mitrov falan kuvvetli falan. Hırçın bir oyuncu. Arkadan da şey gelir Ertem'ciğim. Ben sana söyleyeyim. Ne o?
Luyendama gelir arkadan. Öteki taraftan da Marcao gelir falan. Bir bakmışsın ortalaması bir anda uçuyor. Galatasaray'ın boy ortalaması 1.95 oldu. Yani ölü toplarda Galatasaray'ın ortalaması, boy ortalaması 1.95 falan. Yani boy olarak baktığın zaman çok üst düzey fizikli bir takım oldu. Yani ölü topları yarı penaltı olabilir Galatasaray'ın. Ölü toplar. Duran toplar bir olabilir. Vallahi şimdi diyecekler ki ya bu Sinan Engin bu Galatasaray'da Barcelona yaptım, büyüttüm falan filan. Evet. Şu an Türkiye'deki kadro yapısı olarak evet Barcelona kadrosu gibi yakın böyle Türkiye Ligi olarak diyorum. Öyle bir iyi bir kadrosu var. Yani abi her şeyden önce ne var biliyor musun? Çok ağır yani destekleyen bir taraftar grubu var. Tamamıyla takıma yön veriyor, yönetime yön veriyor. Fatih Terim'le beraber çok güzel bir şekilde bu işi yönetiyorlar. Aynısını Ali Koç da yapıyor. Hani genç Fenerbahçeliler sahanın içine gitti ya arkadaşlar. Birazdan o konuya geleceğiz. Aynısını Ali Koç da. Çok yani önemli bir bağlantı. Aziz Yıldırım'ın tarzı farklı. Ali Koç'un tarzı farklı. İşte Galatasaray Ultra Aslan'la Fenerbahçe Ali Koç genç Fenerbahçelilerle. Görüntü bu. Baktığın zaman. O konuya geleceğiz birazdan reklamdan sonra. Birazdan reklamdan sonra açacağız o dosyaları da. Cagney'in arkadaşlar almayın. Ben almayın demeden almayın. Cagney'in açıklaması var. Balotelli'yi seviyorum ama idol olarak aldığım bir oyuncu yok. Bütün oyuncuları izliyorum. Drogba, Eto ve Diouf'u izledim. İzlemeye devam ediyorum diyor. Sevgili Sezgin abinin yaptığı bir röportaj vardı Cagney ile. Onu da ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Bir mevcut gol krallığını bir ekrana getirelim. Gol krallığı bir gelsin ekrana. 24 numara gol krallığı ekrana geliyor. Şu an gol krallığı. Bu arada Mahmut kardeşim bizi izliyormuş. Mahmut'cum selamlar sevgiler. 20 gol Cagney Galatasaray. 10 gol Rodallega Trabzonspor. 9 gol Onyekuru Galatasaray. 8 gol Aleksic yeni Malatyaspor. Mükemmel bir futbolcu. Bugün de Malatyaspor'un ikinci golü güme gitti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani VAR tartışma konusuydu. Bugün onu söyleyeyim. Malatya'nın golü güme gitti. Edin Visca Başakşehir. Robinho Başakşehir. Efendim Sinan ben sana söyleyeyim. Cagney'in 40 golü üstüne de çıkabilir. Yan komşusu Dinçer Azapan. Mesaj attı Dinçer. Abi yan komşum haberin olsun. Cagney ile Dinçer benziyorlar mı? Dinçer. Oo Dinçer var ya onu nasıl bakar biliyor musun ona sen? Bakar. Dinçer onu orada var ne besler onu. Vallahi 40'ın üstüne çıkabilir. Garanti 40 Dinço. Senin komşusa garanti gol. Dinço onu ooo. Ballarla sütlerle besler Dinço onu. Verelim. Verelim. Cagney Gomis'i geçer mi arkadaşlar? Geçer. Cagney Gomis Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ertem, Sinan Engin'in Instagram hesabı Sinan Engin. Ertem. Benim Ertem Şener. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Twitter'dan da. Cagney Gomis'i geçer mi gol krallığında? Sinan ne abi. Ne sana? Abi sen şimdi hakaret ediyorsun Cagney'e ya. Niye? Hani 10 gol atar mı diyorsun? Ertem ne onu ya? Ben ya 20 bence Gomis daha iyi. En az 20 gol atar diyorum sana. 29 gol atmıştı Gomis. Bu çocuk 20'de değil mi şu an? Evet. 30 yap, 40 yapar yani ya. Şuna katılıyor musun Sinan abi? Cem Küçük selam söylüyor bizi seyrediyor. Çok selamlar. Cagney Gomis'i gol krallığında geçer mi? Ertemciğim söyledim ya. Gomis'in attığı gol 29 değil mi yavrum? Gomis mi Cagney mi? Ay 29'da 9 gol var daha Sinan abi. Ya ne 9 gol dedin sen? 16 tane maç var Ertem 15 tane maç var. Var. Ne yapıyorsun sen yani? Yapar geçer de... Abi bak şimdi Cagney daha hareketli bir oyuncu. Daha hareketli. Yani yol açıyor sağa sola gidiyor. Yani Gomis o kadar çok hareketli bir oyuncu değildi. Gomis tek vuruşlu sert vuran golcü bir oyuncu ama bu farklı bir oyuncu. Ha Kasımpaşa'daki görüntüsü seni bu. Seni hangisi daha çok heyecanlandırıyor? Galatasaray'da. Bak şimdi Ertem şimdi beni Gomis gerçi heyecanlandırdı abi. Bir de burada görelim. Kasımpaşa'daki Cagney 4-4'lük bir oyuncu. Şimdi Fatih Elim deli mi? 14 milyon euro veriyor Galatasaray. 14 milyon. Tarihin en pahalı transferini yapıyorsun Ertom. Doğru. Drop mu almadı bu parayı? Beni heyecanlandırıyor. Dünya yıldızı işte, drop mu almadı Ertem? Dünya yıldızı drop mu almadı bu parayı? Yani bunu Cagney'e veriyorsun. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Galatasaray bu parayı çıkarır. Çıkarır yani mı? Yani Cagney'den bu parayı çıkarır. Ben de inanıyorum çıkaracağına Sinan abi. Bak Cagney'den o satar yani yüksek rakama satar. Cem Küçük soruyor diyor ki Tolga'yla Serdar Aziz faydalı olur. Birazdan anlatacağız Cem'ciğim. Ekrem Koşarcığım çok selamlar Ekrem'ciğim. Bizi seyrediyorsun. Sağ ol canım benim. Allah razı olsun Ekrem'ciğim. Şimdi bak Ertem'im reklama gitmiyoruz mu? Gidiyoruz. Hadi. Cümlenin bitmesini bekledim. Bitti. Bitti. Bekleyin. Reklamdan sonra. Esas reklamdan sonra başlıyor.
Reklamdan esas, sonra. Esas çocuk geliyor. Sinan abi çok güzel yorumlar yaptı. Fenerbahçe'de çok sürpriz bir bağlantı, çok önemli bir bağlantı. Birazdan sevgili seyirciler, konu Samandıra, konu Ersun Yanal, konu Fenerbahçe tribünleri, çok önemli bir bağlantı birazdan. Beraberiz tekrar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'da Beyaz Futbol Arması etiketiyle bizlere yazabilirsiniz Twitter'dan. Fotoğraflarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Sürekli olarak altyazılarımız geçiyor. Bunu bir belirtelim. Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Bizlere yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Arkadaşlarımız içeriden sizin attığınız yorumları, fotoğrafları alıp yine Instagram'dan da koyuyoruz buradan ekranımıza. Instagram'da Sinan Engin ismini takip edebilirsiniz. Mavi tıklı Sinan Engin'e DM atabilirsiniz. Bol bol yorumda bulunabilirsiniz. Benim Ertem Şener sevgili seyirciler. Hayrola, o grafik niye geldi? Benim Ertem Şener sevgili seyirciler. Ertem Şener mavi tıklı hesabı yine Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sevgili seyirciler, Sinan Engin, Tolgay ve Serdar için neler söyleyecek? Her futbolcu profesyoneldir. Günümüz endüstriyel futbolda, böylesine önemli bir futbol çağında artık sadece futbol sahada oynanmıyor. Futbol her alanda çok yaygın. Futbol her alanda çok önemli kitleleri temsil ediyor. Futbol vazgeçemediğimiz tek unsur. Bir insan her şeyi değişebiliyor ama tuttuğu takımı değişemiyor. Bir takımdan ayrılmak var, ayrılmak var. Bir kulübe veda etmek var, veda etmek var. Herkes bir yere gidebilir. Tolgay Arslan Beşiktaş'ta kadro dışı kaldı. Ki Tolga'yı çok seven birisiyim. Serdar Galatasaray'da kadro dışı kaldı. Serdar'ı seven birisiyiz ama Galatasaray'a, Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye imzalarına da kimse bir şey söylemedi diyemez. Kimsenin hakkı değildir. İki hafta önce bir çağrı yaptım geçen haftada Beşiktaş yönetimine. Hı hı. Tolga'yla şeyi affedin, bir an evvel kadroyu alın dedim. Aynen öyle. Değil mi? Hatırlarsan öyle. Yani evet. Bizim Gökhan Töre'yi, değil mi? Aynen öyle. Gökhan Töre oynasın dediniz. Aynen, Tolgay Beşiktaş'a faydalı olsun dediniz. Dedim, kadrosunun içinde olsun dedim. Şimdi dünkü fotoğraflar bunlar. Çok kısa bir anlatabilir miyim burayı? Maç öncesi Tolgay tribünlere gidiyor. Fenerbahçe tribünlerine. Tribünlere gittikten sonra önce alkışlıyor. Sonra dönüyor. Sonra bir daha Fenerbahçe tribünlerine gidiyor. Formayı öpüyor. Öptükten sonra işaret ediyor, gülüyor, dönüyor. Sonrasında, maç sonrasında yaptığı bir açıklama var. O açıklama ekrana gelecek sonra. Bir ara, son anda infiale sebep oldu bu. Tolgay paylaşımlarını silmemişti Instagram'dan. Serdar da hatta benim de çok hoşuma gitmişti. İmza attığı gece her şey için teşekkürler Galatasaray diye bir paylaşım yapmıştı. Sonrasında bu görüntüler tabii. Yani insanoğlu çok enteresan Ertem. Şimdi bunlar ne biliyor musun? Şu iki kardeşimizin, Tolga'yla hayatımda hiç karşılaşmadım. Serdar'ın da menajeri benim 30 senelik arkadaşım. Haluk Canatar ve Bursa'da oynarken de sorun yaşadığı zaman da buradan da destek konuşmaları da Serdar Aziz'le yapmışızdır. Son dakikaya kadar Galatasaray'da oynamak için uğraştı. Fatih Terim teknik olarak düşünmediğini söyledi. Yani bugün Fatih Terim ona kal deseydi Galatasaray'ın oyuncusu da hala. Evet. Yani bu hafta belki Galatasaray armasını öpüyordu. Evet. Yani. Şimdi bu iki kardeşlerimizin yaptıkları, yaşayan, oynayan futbolcuların insan kalitesi acaba hep böyle mi diye düşünüyorlar. Ya bu futbolcular böyle mi acaba? Hiç sen basketbolcularda falan gördün mü? Arma marma öpsünler falan filan. Yok. Transfer oldular falan. Denk geliyor mu hiç acaba? Hiç oraya gidiyor veya bir şey oluyor hiç falan. Hiç görmedim seni. Veya basket maçlarında falan hiç var mı? Hiç görmedim. Armayı öpeyim veya şöyle yapayım falan filan diye yani. Kimseyi görmedim. Şimdi Tolgay Aslan'ı, futbolda da böylesini az gördüm ama. Tolgay Aslan'ı Trabzon alamadı. Beşiktaş aldı ve Ersun Yanal'ın, yanılmıyorsam, bir açıklamaları oldu. Var, Tolga, o da var. O da var. Var mı bilmiyorum. Var. O şimdi Tolgay Aslan, Beşiktaş taraftarı Tolgay Aslan'a hiç ayıp etmedi. Beşiktaş camiası Tolgay Aslan'a hiç ayıp etmedi. Hiç ayıp etmedi. Son dakikaya kadar kadroda olur olmaz hep saygı duydu. Tolga'ya iki futbolcunun resmiyle beraber tutmuş ekranda. Hiç saygısızlık yapmadı. Yani rencide edecek hiçbir şey yapmadı Tolga'ya.
Serdar Aziz'e de yapmadı Galatasaray taraftarı. Yapmadılar evet hiç. Sırayla gidelim. Tolgay Aslan 4 sene 5 sene mi kaldı ligde? Tabii. 4 sene. 4. 4 sene kaldı. Hiç gol atmadı Süper Lig'de. Doğru. Hiç gol atmadı. Doğru. Bugün belki de en az sevilen Mustafa Pek demek bir sürü goller attı. Tolgay Aslan kadar değer görmedi. Doğru. Sevgili Tolgay. Muhtemelen ailen, baban yurt dışındadır, bizi seyrediyordur. Herhalde babanla falan aynı yaştayızdır. Beşiktaşlı Şenol Güneş'in, teknik direktörün sana yapmış olduğu bu davranışı yani istemeyebilir. Biz de yolladılar takımdan. Biz altyapıdan yetiştik. Beni de istemedi, Metin de istemedi. Ben gittim, Metin kaldı Gordon Milne falan. Ben gittim, neyse. Beşiktaş camiasının Beşiktaş arması Tolgay sana hiçbir şey yapmadı ki. Yani sen Beşiktaş armasını öpmedin derken Beşiktaş arması senden nefret etmedi ki. Beşiktaş forması sana hiçbir şey yapmadı. Senin sorunun Beşiktaş'taki bu sene bu dönem çalışan belki seneye çalışacak bir daha olmayacak insanlar ama sen bunu Beşiktaş camiasının armasına mal ettin. Sen eğer bir intikam konuşması yapacaksan bunu sana kim nasıl davrandıysa ona yapacaksın. Yani şahıs sana, sana diyecektin. Yani sana Beşiktaş arması hiçbir şey yapmadı. Beşiktaş arması sana 6 milyon 600 bin euro para verdi. Onur. 6 milyon diyeyim. Belki alacağın kalmıştır. İçeride bilmiyorum. Kalmıştır falan öyle anlaşılıyor. 6 milyon maç başlarında sayıyorum. Yani 6 kere 6 36 36 milyon TL yani trilyon. Muhtemelen baban hepimiz gariban çocuğuyuz. Garibanlıktan geldik hayatımız. Sinesiz buluyordunuz biz ayakkabıyı zor buluyorduk. Ben Gültepe'den akaretlere 56'ya antrenmana otobüslere minibüslere kaçak binerdim. Kaçak binerdim para yoktu öyle giderdik gelirdik yani. Senin baban da muhtemelen Almanya'da çalışıyordur 2500 euroya işte falan çalışıyordur. 3000 euroya Allah daha çok versin. Yani şu rakamı 300 senede falan kazanır baban. Beşiktaş verdi sana bunu. Beşiktaş sana hiçbir şey yapmadı Beşiktaş arması. Sen bunu mu gördün yani Beşiktaş camiasını? Sevgili Ali Koç, sevgili başkan, babanız Beşiktaş'tı. Bu eğer, biz ne diyoruz? Ali Koç geldi, Türk futboluna yeni bir sayfa açılacak. Ama centilmenliğiyle, ama farklı şeyleriyle, davranışlarıyla. Bunları böyle önleyebiliriz. Bu futbolculara gereken konuşmaları yaparsanız yarın başka kulüplerden başka kulübe giden oyuncular bunları yapmazlar. Bu davranışları yapmazlar. Nasıl bir sevgi varmış içinde sevgili Tolgay? Armayı niye öpüyorsun sen? Fenerbahçe çok büyük camia diyebilirsin. Fenerbahçe ben armasını öpebilirsin. Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliydim zaten. De onu da diyebilirsin. Ama ben Beşiktaş armasını hiç öpmedim demek sana yakıştı mı? Yakıştı mı sana? Yakışmadı. Bunu sen de biliyorsun. Yani demek ki Türkçen çok iyi değil belki. Kelimeleri kuramadın ondan diyelim. Ama Beşiktaş taraftarı sana hiçbir şey yapmadı. Sen Beşiktaş taraftarını niye rencide ediyorsun? Beşiktaş camiasını niye rencide ediyorsun? Sen konuşacaksan Şenol Güneş'e konuşursun. Kötü antrenör dersin, iyi antrenör dersin. Benim gibi futbolcuyu döner yedim ki işte devras falan bunlar bahane etti. Benim gibi değerli bir oyuncuyu oynatamadı, oynatmadı falan filan bunları diyebilirsin. Yakışmadı. Yakışmadı sana. Fenerbahçe'den yarın başka bir takıma gitmeye çalışsan, diyelim gittin. O takımdan mı formasını öpeceksin o zaman, armasını öpeceksin hemen. İmzayı atar atmaz. Galatasaraylıyım demiş. Sonrasında Beşiktaş sana, ve bugün Fenerbahçe. O zaman imza atarken, inşallah Fenerbahçe uzun yıllar oynarsın. Yarın imza atarken, oradaki basın mensubu arkadaşlar, ya Tolgay, armayı öpecek misin? Sen belki de işte bu geldiğin takımlısın falan diye sorarlarsa ne yapacaksın? 35. Ne diyeceksin? Hayır ben aslında Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe büyük bir camiadır. Büyük camiaya gelmiş olabilirsin. Büyük camiadır. Beşiktaş da büyük. Galatasaray'da herkes, her camia büyük camiadır. Kendine göre büyükleri vardır. Ama senin buna ihtiyacın yok. Seni Fenerbahçe'ye
senin yeteneklerini aldırdı. Şenol Güneş seni istemedi. Ersun Yanal seni istedi. Niye yeteneklisin diye. Senin yeteneklerinle orada durursun. Bu karakter duruşunla değil. Bu saatten sonra Fenerbahçe taraftarı da, akıllı Fenerbahçe taraftarı da benim gibi düşünüyordur. Aa diyorlar, bu çocuk şöyle böyle oynak, karakterli, yarın yani sen şimdi istediğin kadar git formayı öp, formayı, Fenerbahçe formasını öp, der ki yarın Tolgay bugün buradan Galatasaray'a transfer olsun, o formayı döper derler. Onun için bunlara gerek yok güzel kardeşim. Benden sana bir abi, amca, baba nasihatı. Hoş olmadı. Muhtemelen senin baban da sana aynısını söylemiştir. Hoş olmadı. Bu sana yakışmadı. Fenerbahçe'ye karakterli futbolcular gider, sen karaktersizsin demiyorum. Ama Beşiktaş arması sana hiçbir şey yapmadı. Yani şunu söyler o zaman insanlar. Ya bu futbolcular bu kadar mı, seni tenzih ediyorum. Ya bu futbolcular bu kadar mı zayıf karakterli? Bunlara parayı veriyorsun, istediği armayı yapıyorlar. Ha, zaten çocukluğumda bu hayalim vardı. Ben zaten bu takımı çok seviyordum. Gelelim Serdar Aziz. Değişelim. Bu arada bu tweet hakkıyla oynayıp Türkiye Kupası'nın müzesine götüren Akhisar Spor'u tebrik ederim demişti. 10 Mayıs'ta sevgili seyirciler final maçında Akhisar Fenerbahçe final karşılaşmasında bunu bir altını çizerek gelelim, belirtelim. Bu arada Sinan abi, özür dilerim. Bu tweet'i sildi sonrasında Tolgay. Silsin, önemli değil. Bunlar bir, önemli değil. Tolgay'ın dün özel röportajı var bizde. Bir izleyelim mi onu? Tamam, Serdar Aziz'e de geleceğim ama ya Tolgay, anladın mı söylemek istediğimi? Olsun. Yani sana kendi futbolcu arkadaşların bile farklı bakarlar. Yapma. Gökhan Gönül'ün açıklamalarını bak, neler söylüyor. Neler söylüyor. Herkese teşekkür ona. Sen kabadayıysan Şenol Güneş edeceksin. Kötü antrenörsün. Benim gibi bir değeri göremedin. Ersun Yanal büyük hoca dersin. Bunları diyebilirsin. Ama camiaları bu işe karıştırmak sana yakışmadı güzel kardeşim. Geçen hafta da Beşiktaş seni affetsin dedim ha. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Ben kimsenin hakkını yemem. Kimsenin hakkını yemem. Ben neyse onu söylerim. Serdar'a mı diyorsunuz? Tolga'ya. Yok, Tolga'ya. Ben kimsenin hakkını yemem. Serdar'a da geleceğim. Serdar'a birazdan geleceğim. Röportajlarını dinleyelim arkadaşlar. Bir Tolga'nın röportajını izleyelim. Devrim Zengi ilk olarak mikrofonu uzattı sevgili seyirciler. Bir izleyelim bakalım. Hayırlı olsun, neler söyleyeceksin? Ya takım öncelikle tebrik ediyorum. Taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Şimdi seri yakaladık. Biliyorum, inşallah bundan sonra bunun devamı gelir. Öncelikle takımı tebrik etmek istiyorum. İyi oyunla hak ederek 3 puan aldık. Kendi açımdan iyi bir maç oldu. 3,5 ay sonra sahalara geri döndüm. Ve yavaş yavaş bu takıma, bu kulübe adapte olmak istiyorum. Ayrıca taraftara çok çok teşekkür ederim. Beni inanılmaz karşıladılar bugün. Ya iki maç üst üste galibiyet aldık. Yavaş yavaş küçük bir seri yakaladık. Ve inşallah bunun devamı gelir. Çünkü büyük kulüp, taraftar bunu gerçekten hak ediyor. Ve benim için çok çok duygusal bir gündü bugün. Eşim buradaydı, oğlum buradaydı. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Zor bir dönem geçirdim. Ya eminim ki bundan sonra her şey daha güzel olacak. Tolga, bugün yaptığın paylaşımlar, daha önce Fenerbahçe formasıyla ilgili gözlerin doğru ağladım dedi. Gerçekten Fenerbahçe'nin konudaki açıklamaları dedi. Neler söylemek istersin? Ben buraya ilk geldiğimde, Türkiye'ye ilk geldiğimde ya hemen hemen fark ettim. En büyük camiası, Türkiye'nin en büyük camiası Fenerbahçe olduğunu. Eski takım arkadaşlarım, eski futbolcular aynı şeyi söyledi bana. Ve kendim buna şahit oldum. Dediğim gibi çok zor 3,5 ay geçirdim. 3 ay geçirdim. Ya
Ya taraftar da böyle beni karşıladı. Son güne kadar dik durdum, sabrettim. Ve imzadan sonra o anı ailem oradaydı, hiç unutmayacağım. Bu dik duruşa, bu kadar bekledim. Ya orada benim için, kendim için ya duygularım geldi. Çok duygusal bir gündü. Ve formayı giydikten sonra ya her şeyi bıraktım artık orada. Dediğim gibi gerçekten zor bir dönem geçirdim. Ve bugün çok mutluyum. Dediğim gibi inşallah devamı gelir. Büyük camialarda, geçişlerde biraz tepkiler olur. Bugün özellikle formayı tuttuktan sonra sosyal medyada Beşiktaş'ta sana biraz tepki gösterdi. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Öncelikle böyle bir şey demek istiyorum. Dün de demiştim, beni destekleyen, zor dönemde destekleyen Beşiktaş tarafına da, taraftarına da teşekkür ettim. Bu benim için yeni bir başlangıç. Beşiktaş armağanı bugüne kadar hiç öpmedim. İlk defa bunu yaptım bugün. Çünkü ya bu zor dönemden sonra bir taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka bir duygular geliyor. Ve bu içimden geldi. Tabii ki tepki olacak. Ben bunun farkındayım. Ama çok doğru bir karar verdiğimi bugünkü gün bana gösterdi. Sevgili seyirciler, Beşiktaş armasını, formasını hiç öpmemiştim dedi. Başka bir mesele, ama şurada kullandığı bir cümle benim ilk defa dikkatimi çekti. Eski takım arkadaşlarım da, ben Türkiye'ye geldiğimde eski takım arkadaşlarım da Fenerbahçe camiasının en büyük camia olduğunu söyledi diyor. Eski takım arkadaşlarım da diyor. İki sene yani evvel de Fenerbahçe'ye haber yolladı Ertem. İki sene önce? Aziz Yıldırım yönetimindeyken Ali onlara haber yolladı, beni alın diye. Beşiktaş'ta oynarken? Aynen. Şimdi Beşiktaş'ta oynarken iki sene önce Aziz Başkan'a haber yolladı, Fenerbahçe'ye gelmek Aziz istiyorum diye. İşte Fenerbahçe yönetimine. Fenerbahçe yönetimine yani. Evet. Yani şimdi Ertemciğim. O zaman hiçbir sorunu falan da yoktu. Geçen oynuyordu. Geçen hafta Beşiktaş affetsin dedim arkadaşlar. Senin için biliyorsun. Ben neyse onu söylerim. Yine söylüyorum. Beşiktaş camiası sana hiçbir şey yapmadı. Ama her gittiğin camiye, ya burası çok büyük camiamış falan filan. İnşallah Fenerbahçe'de kalıcı olursun. Bundan sonra yani orada futbolu bırakırsın. İnşallah bundan sonra gittiğin bir camiadaki konuşmalarına tanık olmayız. Sevgili Tolgay'cığım. Yani inşallah... İnşallah. Yani şimdi sen Vodafone Park'a geldiğin zaman Beşiktaş taraftarı sana küfür ederse ben buradan bu çocuğa niye küfür ediyorsunuz demem. Demem. Diyemem. Çünkü sen Beşiktaş camiasını küçültüyorsun. Beşiktaş armasını küçülttün. Yani ben bunu hiç öpmedim demek. Ne demek? Ne gerek var ki? Sen niye karıştırıyorsun evladım? Sen niye Beşiktaş'ı karıştırıyorsun bu işin içine? Onun için yöneticiler, sevgili başkanlar, futbolcu transferlerini yaparken tamam sevgili Ersun Yanal, yeteneği bilmem ne önemli ama biraz da neler konuşacaklarını falan da öğretin. Sonra camialar arasında gerginlik olur. Yani Tolgay Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin gerilmesine sebep şu an. Oldu mu? Oldu. Serdar Aziz, Fenerbahçe Galatasaray derbisi zaten gergin geçer. Bir kart daha gergin geçecek. Yanlış mı söylüyorum Ertemciğim? Doğru. Çok doğru. Bunlar gerilmesine sebebiyet veren konuşmalar. Yani bunu çok net siz biliyorsunuz. Sevgili başkan, sevgili Ersun Yanal. Yani bunlar önemli konular. Sadece futbol takımını çalıştıralım, antre edelim, oynatalım, çıkaralım. Hayır. Bunlara da dikkat edelim. Ne konuşacaklarına da dikkat edelim. Çünkü maalesef bu çocuklar intikam duygusuyla bunu konuşuyor. Ama intikam camialarda değil. Camialara intikam duygusuyla konuşulmaz. Şahıslara konuşun. Beşiktaş Armas sana hiçbir şey yapmadı. Sevgili Tolgay, hayal kırıklığına uğrattın beni. Hayal kırıklığına uğrattın. Gelin abi, bir ricada bulunabilir miyim? Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Tolgay için bir ifade kullanmıştı. Bir izleyelim mi Trabzonspor'dayken? Kısaca bir izleyelim. Ben de sevgili Ersun Yanal, sen bu oyuncuyu aldın. Yeteneklerinden dolayı aldın.
belki Beşiktaş camiasında karakteri düzelmiştir. Çünkü Beşiktaş camiası çok karakterli bir camiadır. Karakterli insanlar. Biz çocukluğumuzda 10 yaşından beri o camiaya girdik. Karakterli insan. Her camia. Fenerbahçe'de büyük camiadır. Galatasaray'da, Trabzon'da, Ankara Gücü'de. Hepsinin kendine göre büyüklükleri vardır. Hepsinin kendine göre bir karakteri vardır. Onun için siz de bu konuşmayı yaptığı için herhalde gerekli uyarı yaparsınız. Bakın söylüyorum. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Vodafone'da bir kart daha atmıştır. Tolgay'dan dolayı. Bir kart daha atmıştır. Fazla şey yapmayalım. Yani çocuk bir hata yapmış. Allah ıslah etsin diyelim. Başka bir şey söylemiyorum. Çünkü onun da anası babası var. En az benim kadar üzülmüştür. Üzmüştür onu. Onları da üzmüştür bu çocuğun konuşması. Hayat der şey para değil. Hayat der şey imza atınca hemen bayrağa sarılayım, işte formaya sarılayım, öpeyim falan filan değil arkadaşlar. Maalesef bunu bizim futbolcularımız yapıyor. Bu Tolga'yla sınırlı değil. Genel olarak yapıyor. Ben yaşadığımı yaptım. Yaşadım, bir tane çok önemli futbolcu transfer edecektim ben. Olmadı, çocuk başka takıma gitti, büyük takıma. Çocuk da ondan evvel transferde konuşurken abi dedi, babamın hayali dedi, Beşiktaş'ta oynamamı istiyor benim dedi. Çocuk olmadı. Anlaşamadık, çözmedi. 2002 yılı mı ne? İyi oyuncuydu. Arabada gidiyorum, radyoda dinliyorum, radyo bağlandı. Çocukluğumun hayaline kavuştum dedi. İşte dedi, hayalimdeki takıma geldim dedi. Futbolculuk maalesef bu zamandan geliyor. İnşallah bu tip konuşmalarla bunları düzelteceğiz. Hepsi örnek verdim. Hiç basketbolcuları gördün mü? Değil. Hiç basketbolcuları Ayhan mı dedi? Değil. Ayhan değil, Ayhan Akman değil. Değil, yok. Yani şimdi gelelim Serdar Aziz'e. Sevgili Serdar Aziz. Menajerin çok delikanlı çocuktur. Adam gibi adamdır. Hemen hemen aynı yaşlardayız. 55-56. Belki bizden daha büyüktür. Var mı Haluk abi o kadar? Abi ya? Eski Semih falan, biz böyle gençliğimizde falan arkadaşımızdır. Çok da iyi menajerdir. Karakterli de bir adamdır. Sözünün eridir. 10 numarada bir insandır. 10 numara hiç yani son derecede mütehassıp bir arkadaşımızdır. Düzgün yaşayan arkadaşımızdır. O da icap duymuştur şu hareketinden. Abi bu nasıl bir sevgi ya? Ya bir günde nasıl bir özlem varmış Serdar ya? Nasıl bir özlem varmış ya? Gittin ya, git alkışta. Tamam, ha orada Fenerbahçe taraftarı küfür ediyor. Ona bir şey yapamazsın Galatasaray'a. Ama gidersin, alkışlarsın, eğilirsin. Ama arkadaş, yani içinizde mi besliyorsunuz bu sevgileri siz ya? Yani Galatasaray'da oynarken içinizde mi? Yani şu an o zaman biz inanmayacağız hiçbir futbolcuya. Yani giriyor, saldırıyor, çift alıyor, maç bitiyor, türbinlere böyle yapıyor, ondan sonra öpüyor falan, inan. Çünkü diyecek ki taraftarlar, ya bu futbolcular böyle seneye başka takıma giderler, hemen o formayı öperler. İnanmayız. Bu bunu getiriyor arkadaşlar. Ya Serdar, 3 gün önce ayrıldın Galatasaray'dan. Nasıl bir sevgi biriktirmişsin be oğlum? Ya bu ne gibi biliyor musun Ertem? Yani bir kadından ayrılıyorsun, başka bir kadınla ertesi gün evleniyorsun. Ulan diyorsun ki, ben ne kadar çok seviyormuşum bu kadını diyorsun. Daha o gün görmüşsün kadını. Ya bir günde aşık olunur mu ya? Ya bir günde bu kadar sırasıklama aşık olunur mu Ertem? Yani sen o kadınla evliyken demek ki bu kadında gözün varmış yani sen o zaman. Yani bu karına ihanet ediyorsun yani. Buraya aşırı bir sevgi beslemişsin demek ki yıllardır. Ama hayır. Hani bir günde bu sevgi ne? Ya Serdar'cığım bu arma öpme ne demek? Ali Koç mu tembihledi acaba? Yani sevgili Ali Koç mu söyledi size çocuklar armayı öpün diye? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum Ali Koç söylesin. Onun için sevgili Haluk Canatar da gerekeni söyledi. Serdar'cığım, en zor zamanlarında Bursa'dayken seninle ilgili hatırlıyorsun. Galatasaray'dayken de ilgili seninle ilgili söyledik. Fatih Terim bilmem ne dedik. Affedil diye her türlü şeyi yaptık. Ama armayı öp diye tezahürat yapıldı diye mesaj geldi şimdi Fırat'tan. Fırat atmış almayı. Öpmeyeceksin arkadaş. Öpmeyeceksin. Seni oraya yeteneğin getirdi. Seni oraya yeteneğinle gittin sen oraya. Armayı döpersin. Oynarsın bir sene daha. İçinden gelir. Adrenal yükselmiştir. Öpersin formu. Ama ilk günden ne oluyor arkadaşlar? Yapmayın. Bu kadar basit değil. Futbolcu karakterini bu kadar basite indirmeyin. Ondan sonra her futbolcu ile ilgili aynı şeyler düşünülür. Ertem derler ki ya bunlar seni oraya giderler onu da öperler. Futbolcular böyle der. Derler bunları. Ben sana söyleyeyim. Hep ne derler?
futbolcular kültürsüz. Basketbolcular daha kültürlü. Çünkü niye? Biz futbolcular gariban çocuklarıyız. Gariban aile çocuklarıyız. Anladın mı Mertemciğim? Biz ayakkabıyı zor buluyorduk oynarken. Rahmetli annem benim aynı malzemeyi kuruturdu. Ertesi gün bir daha giyerdi. Giderdi. Yoktu öyle malzeme de yoktu. Yani. Evet. Ama böyle geldik biz. Ama kalkıyorsun. Bizim de ayrıca böyle bizi eğiten abiler falan da yoktu o zaman. Böyle bir sistem yoktu. Yöneticilik yok dertem. Böyle birebir temaslı falan filan. Onun için çok üzüldüm. Bir yani, özel röportajı var Serdar Aziz'in. Devrim Zengi yaptı. Sadece beyaz futbola konuştu. Bir izleyelim mi? Serdar'ın mı? Çok özel röportaj. Bak ne diyorum? İzleyelim hani isterseniz. Hani 20 dakika tezahürat yapıldı. Hayır abi. Sen orada öpmesen seni yollayacak mı Fenerbahçe taraftarı? Öpmeyeceksin arkadaş. Bülent. Öpmeyeceksin. Öpmeyeceksin. Serdar Aziz, Bülent Korkmaz olacağım ben demişti. Bülent Korkmaz. Önce onu bir görelim mi? Bülent Korkmaz ya, olacağım diyen Serdar Aziz. Şey Ertem. Ama Bülent Korkmaz olmak için Fenerbahçe forması öpülmüyor. Bülent Korkmaz ayrı bir şey. Bülent Korkmaz olmak kolay değil. Değil işte büyük, gerçekten değilmiş. Yani. Büyük karakterdir. Bülent Korkmaz büyük karakterdir. Yani ben konuşmak istemiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bülent Korkmaz sevimli futbolcu değildi. Başka takımlarda hiç sevilmezdi rakipler. Ben de karşılıklı oynadım. Gelir dalardı arkadan. Abi özür dilerim derdi. Yine dalardı. Sertti, agresif bir oyuncuydu ama yürekten oynuyordu. Kendi takımı için oynuyordu. Karakterli bir duruşu vardı. Belki başka takıma da gitmedi. Gitmedi bunlar o yolda gitmediler de. Doğru. Bak Onur Kıvrak gitmedi gördün mü? Heh işte konu aslında gitmedi. Onur Kıvrak. Ha bunlar gidebilir. Gitmedi futbolu bıraktı ya. Bir şey söyleyeceğim 30 yaşında çocuk futbolu Ertem, bıraktı bu ya. Bu bir Türkiye, Türk futbolunun sorunu mu biliyor musun? Profesyonel Futbolcular Derneği'nin iğlenceye konu mu biliyor musun? Bugün sahanın kenarına gol atıp da koşup da formayı öpen futbolcuya derler ki ya kardeşim siz zaten seneye oraya gitseniz öpersiniz futbolcular bölüşsünüz. Bunu şu an yarattılar. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın yapmayacaktınız bu hareketleri. Sokakta görsek tokalaşıyoruz, öpüşüyoruz, sarılıyoruz ama evet. Bir yere kadar her şey ya Serdar Serdar Cimbom'un nokta 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 Serdar Cimbom'un nokta nokta sonra giderken Serdar Cimbom'un ana nokta 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 sonra böyle ne demek bu ya? Ya iki gün önce Galatasaray taraftarı gitmesin diye senin için forumlarda neler yazdı. Serdar Cimbom'un nokta nokta dedikten sonra şu ne demek? Abi şu ne demek Serdar Cimbom'un ya? Öpme, öpme bir. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sevgili Haluk Canatar şu an utancından televizyonu kapatmıştır. Bak inan diyorum sana. İnan diyorum sana. Menajeri, onun abisi babasıdır, her şeydir. Aslan gibi de çocuğu pazarladı ha. O Fener'e gitti işte. Onun özel ilişkilerindendir. Evet. Ama ben burada bir şey söyleyeceğim. Lütfen futbolcu arkadaşlar hep söylüyorum. Oynadığınız takımlarda fanatik davranmayın. Davranmayın. Bir tane Türk futbolcusu, milli takım futbolcusu sahadan çıkarken alkışlanmıyor arkadaşlar. İstanbul'da milli maç oynayamıyoruz arkadaşlar. İşte bunların yüzünden. Sevgili Yıldırım Demirören Başkan, işte bunları el atalım. Bunlar önemli konular. Futbolun patronusunuz. İstanbul'da maç oynatamıyoruz. Niye? Telekom'da oynatsak Fenerli futbolculara, şeyde oynatsan Galatasaraylı futbolculara, Vodafone'da oynatsan bilmem ne futbolculara küfürlü kafirli. Niye? Bu davranışlarından dolayı. Şimdi milli takımda Tolga'yı oynasın. Hadi Vodafone Park'ta Tolga'yı bakalım. Beşiktaş taraftarının önünde nasıl oynayacak? Oynayamazlar. 28. Veya Serdar Aziz. Yapmayın arkadaşlar. Evet. Serdar Aziz. Aslan gibi oynamışsın Galatasaray'da. Türk Telekom'a gideceksin. Şimdi bu yani bu sana yani bu durum sana yani yapılacak oradaki sana gösterilecek olan İlgi, alaka. Hak ediyor musun? Etmedin. Ama 3 dakikada hayatını değiştirdin. Aslan gibi efendi, süper aile babası, düzgün bir çocuksun. Ama bir anda her şeyi ettin. Ettin. Ettin abicim. Sen orada formayı öpmesen, Fenerbahçe kulübü seni kovmaz ki. Niye kovacaklar mı seni? Yok. Öpme abi. Şimdi aldın mı Onur mesajımı? Hemen bir alttan ver müziği. Ne bu oldu? İki futbolcunun da fotoğrafını koyun. Sinan abiden bir 45 saniye 1 dakikalık bir müsaade isteyeceğim. Ne oldu?
bir şey var, şarkı sözü var. Onu mu okuyacaksın? Hazır mı? Bağlantı hazır mı bağlantı? Artık. Bağlantı birazdan gelecek. Şu müziği indirin ya. Bu müzik nereden bu ya bu çıktı arkadaşlar? Ya? Uyuz oluyorum bu müziğe ya. Vallahi uyuz oluyorum ya. Hazır bu mı? Dinle, şimdi dinle, o zaman ben seni çok mutlu edeceğim. Yaldı şu müziği ya. Yani ne oldu, bağlantımız vardı. Serdar Aziz'in özel röportajı giriyor şu anda. Serdar Aziz'in özel röportajı giriyor. Sonrasında... Bağlantıyı hazırlayın. Sevgili seyirciler... sevgili Yücel telefon hattımızda olacak. Yücel Aslan telefon hattımızda olacak. Genç Fenerbahçelilerin çok özel bir ismi. Fenerbahçe tribünlerinin özel ismi Yücel telefon hattımızda genç olacak. Genç Fenerbahçelilerin lideri. Lideri. Rahmetli Sefa'nın yerine gelen kardeşimiz değil mi? Neyi anlatacak? Birazdan anlatacak. Sağ kenarında, antrenman kenarında herhalde merak ediyordunuz arkadaşlar o konuyu. Antrenman kenarında futbolculara konuşma yapan bir kardeşimiz. Aynen öyle. Ersun Hoca ile konuşmuştu. Ersun Hoca bütün takım verin. Orada hep beraber. Videosu var. Videosu var onun. Videosu var onun konuşmanın Ertem. Var var. Videosu var, var. Konuşma var. Yani herkes merak ediyor. Burada sevgili Yücel ne anlattı? Yani futbol ve Göztepe maçında çok iyi oynadılar. Bundan sonra Yücel'i hoca yapacağız. Teknik direktör yapalım veya Yücel kardeşimi şey yapalım. Ve o mentor mi deniliyor? Mentor. Mentor yapalım. Ya şu Sinan abi canım, bir getirelim mi ekrana Serdar Aziz'in önce bir özel röportajını. Serdar Aziz konuştu. Getirelim. Devrim Zengi konuştu Serdar'la. Bir bakalım neler söylemiş Serdar Aziz. Serdar, iyi takımın hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Mutluyum tabii ki, yani taraftarımızla buluştuk. Bugün forma giyemedim ama inşallah bundan sonraki süreçte forma giyeriz ve daha da güzel olur her şey. Formayı öptün bugün. Taraftarlar çok alkışladı onu. Evet, taraftarın da isteği vardı. Ben de içimden gelerek tabii böyle bir şey yaptım. Güzel bir görüntü oldu. Mutluyum tabii ki burada olduğum için. İnşallah her şey daha iyi olacak. Peki eski takım olduğuna tepki gösterdiniz taraftarın sosyal medyada? Haberim yok onunla alakalı. Bilmiyorum. Peki eski takım olduğuna tepki gösterdiniz taraftarın sosyal medyada? Haberim yok onunla alakalı. Bilmiyorum. Peki. Evet, Serdar Aziz'in görüşleri böyle. Teşekkür ediyorum. Kırmadı. Mikrofonlarımıza konuştu hem Tolgay hem Serdar. Sevgili seyirciler, bu arada o güne bir gidelim. Hafta içerisinde Cuma, Perşembe günü. Perşembe günü Ersun Yanal ve öğrencilerinin yanında misafirleri vardı. Fenerbahçe tribünleri vardı. Fenerbahçe'nin tribünlerini çok sevdiği isimler vardı. Yücel Aslan. Görelim bakalım o görüntüyü, o videoyu bir görelim bakalım. Destek mahiyetinde bir görüntüydü. Bir izleyelim, sonrasında ayrıntıları Yücel'den alacağız. Bir görelim, izleyelim. Görüntüler bunlar. Bunun videosu var, konuşması var da. Evet, var ama şu anda masa kilitlenmiş, görüntü masa bu. Sinan ya? Abi. Ersun Hoca'nın bu fotoğraf çok önemli. Bir sonraki fotoğrafı verin. Videoyu da hemen tekrar bütün şey futbolcular orada arkadaşlar. Değil mi? Bütün takım orada. Bütün değil mi? Takım orada. Bütün futbolcular orada. Taraftarlar gelmişler. Bakın. Bir tam ekran verebilir misiniz? Yücel, tam ekran. Yücel baş antrenör. Yücel baş antrenör gibi. Genç Fenerbahçeliler basın sözcüsü Yücel Aslan Beyaz Futbol'da birazdan ekranımızda olacak. Diğer fotoğraf. Evet, bu fotoğraf çok konuşuldu. Ersun Yanal başı önde. Tabii burada saniyenin kaçta kaçı, bu da önemli. Belki anlık bir baş eğme olayı olabilir. Bunun da altını çizelim. Tolgay arkada, Tolgay Arslan'ı görüyoruz yine. Diğer tarafta tabii bütün takım orada, onu söyleyelim. Yücel atta mı? Evet, Yücel şu anda sevgili Yücel Aslan telefon attığımızda. İyi geceler Yücel Aslan. İyi geceler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Çok teşekkür. Fenerbahçe son karşılaşması öncesinde, Göztepe maçı öncesinde bu fotoğraf çok konuşuldu. Sizler gittiniz. Ersun Hoca konuşuldu. Oyuncular konuşuldu. Sen orada bir konuşma yaptın. Neler konuştunuz? Neler anlattınız? Neler söylediniz? Şuradan başlayalım isterseniz. Neden gitme ihtiyacı duyuldu? Uzun yıllardır böyle bir şey yoktu çünkü. Neler söyleyeceksiniz? Sevgili Ertem Şener, seninle olan samimiyetimize dayanaraktan Sinan abi de eski tanışırız zaten. Rahmetli Sefa abimizi de Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sefalarca andığınız için iyi niyetinize sığınaraktan şunu öncelikle söylemek istiyorum. Futbolcularımız Tolgay ve Serdar Aziz konusunda çok orada eleştirildiği için biz Fenerbahçe'mize gelen futbolcularımızı öncelikle şunu bilmesini istiyoruz herkesin. Sonuna kadar sahip çıkacağız ve Fenerbahçe forması da arması da öpülür. Kaldı ki Caner Erkin de Beşiktaş'a gittiğinde, Kadıköy'e geldiğinde Beşiktaş'ın önünde diz çöküp
el hareketi yapmıştı Fenerbahçe'den gittikten sonra. Bu futbolcular arasında dönem dönem oluyor. Onu belirtmek istedim. Biz futbolcularımıza... O da yanlıştı. O da yanlıştı. Biz onu da konuşmuştuk. O da yanlış oldu. O da yanlıştı. Yücel, sen de beni az çok tanıyorsun. Benim samimiyetimi biliyorsun. Ağzımdan çıkan kelimelerin ne kadar doğru olduğunu, doğru yere gittiğini de biliyorsun. Beni en iyi tanıyanlardan birisin tribünlerden. Aynısı eğer Beşiktaş'a karşı olsaydı, yani Serdar'la Tolgay Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan Beşiktaş'a gelseydi, inan aynı şekilde bu görüntüleri koyardık. Bu bir haberdir çünkü. Hani zaten ilk konuşan da biz değiliz, son konuşan da biz olmayacağız. Konuşulacak bunlar, olacak. Ama bunlar olacak. Yücel, siz kabullenebildiniz mi bunu? Şimdi Caner olsun, Gökhan olsun, Fenerbahçe'yle ilgili, armasıyla ilgili, camiyle ilgili bir şey söylemediler. Hiçbir şey söylemediler. Ya şimdi zaman zaman Sinan abi, bunları sen de çok iyi biliyorsun. Yani geçmiş senelerde de vardı ki şimdi şimdiki dönemde de var. Futbolcular arasında böyle transferlerden sonra gidip gelmelerden sonra konuşmalar oluyor. İşte bunları sadece engellemek bu, lazım Yücel. Bu camiaları geriyor. Şimdi biz ister miyiz mesela Serdar Aziz'in Türk Telekom'da küfür yesin veya Tolgay Aslan. Ben bir hafta önce Tolgay Beşiktaş affetsin diye kadroya alın dedim. Serdar'la keşke anlaşırsın dedi. Yani biz bu gerginliği istemiyoruz olması, ama bu çocukların yapmış olduğu, ben Beşiktaş armasını öpmedim veya öteki bilmem falan filan. Yani bunların bizi engellemeye çalışıyoruz. Sen de yıllardır hep tamamıyla çok düzeltici bir insansın, yumuşak bir insansın. Kesinlikle, bu konularda hiçbir zaman yani tamamıyla bu agresifliğin içinde olmayan bir insan. Seni de biliyorum. Kaç senedir çalışıyoruz değil mi? Ondan dolayı söylüyorum. Yani bunlara sonra siz sıkıntısını çekiyorsunuz. Peki Sinan abi, hedef gösterilmiş olmadı mı şimdi konuşularak? Hayır, hedef ay bunlar zaten hedef sosyal medyada. Biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Zaten bu çocukları zaten bizle alakası yok ki. Zaten sosyal medyada sen benden daha iyi biliyorsun. Herkes yazıyor, çiziyor. Neler söylüyorlar. Hani ben diyorum ki bu hata yaptılar. Olmadı. Beşiktaş Armas sana hiçbir şey yapmadı dedim. Hiç gerek yoktu buna. Yani Fenerbahçe'nin zaten büyük olduğunu, biz büyük cami olduğunu biliyoruz. O ayrı bir şey, onu anlatmana. Ama sen git Şenol Güneş'le, senin aran bozuk. Sen git Şenol Güneş'le konuş. Şenol Güneş'le ilgili konuş yani. Sana Beşiktaş taraftarı hiçbir şey yapmadı ki. Onu söylemek istiyorum. Hedef değil, benim zaten bunu söylemem. Ya şimdi sen biliyorsun taraftarları. Yani buradan taraftarı hedef göstermeye falan bizde gerek yok ki. Sen her kanalda bunlar söylendi yani. Bizle alakalı bir şey değil ki bu. Yok yani şeye, arenaya gidince. Ya Yücel. Yücel'cim şimdi sen bunu benim. Olabilecek muhtemel konuda. Yücel, bunu benim söylememe gerek yok ki zaten. Ya bunu ben söylememe gerek yok. Ben şimdi sabahtan akşama kadar söyleyeyim. Diyeyim ki aman iyi ağırlayın. Bu çocuk bir yanlış yapmış falan. Bunu beni mi dinleyecekler zannediyorsun? Sizler şimdi televizyon olarak etkili oluyorsunuz. Yani biz şimdi bir sürü yani şey söylüyoruz. Burak Yılmaz'a yapmayın, bir adam ne yaptı diyoruz. Yine şey yapıyorlar. Yani bu bizim alakası. Yani biz böyle bir gücümüz, etkinliğimiz yok. Yani biz susturuyoruz. Sadece biz buradan telkin ederiz. Ama taraftarı sen de daha iyi biliyorsun. Yani biz bunları ne kadar etkileyebiliriz? Şimdi ben Tolgay Aslan'la ilgili... Ya Tolgay hata yaptın ama Beşiktaş taraftarı, ama ne olur siz işte uymayın falan desem falan. Kimse beni bu konuda dinlemez ki yani. Biz futbolcularımıza Allah'ın izniyle sonuna kadar sahip çıkacağız. Siz çıkın sonuna kadar. Aynen. Yücel'cim, bu sağ kenarında bu çok konuşuldu, çok. Yani tam bir sizden alalım yani bunu. Tam orada ne konuşuldu? Çünkü orada yabancı futbolcular da bakıyor ne oluyor diye. Tam sen bunu bize bir anlatıver. Çünkü bu çok değişik şeylere yol açıldı. Onun için sen bunu tam açıkla ki biz de sana ona göre taraftarımızda, camialarda, insanlarda bilsin burada ne olduğunu. Tabii iyi olur. Şimdi öncelikle bu olay niye bu kadar çok konuşuldu, niye bu kadar saptırıldı açıkçası onu anlamış değiliz. Evet. Çünkü hemen her fırsatta bu kulübün gerçek sahibi taraftarlar olduğu söyleniyor. Evet. Söylenen bir şey de bilinen bir şeydir. O zaman şunu bir dakika bir parantez açayım, bir araya gireyim. Tolga ile Serdar alın aradan. Konu bu değil, reji. Artık Tolga ile Serdar'dan çıktı konu. Yücel, sevgili dostum şunu söyleyeceğim. Evet. Mesele başka bir mesele. Fenerbahçe teknik direktörü Fenerbahçe tribünlerinin önünde başını eğmiş. Mecburiyetten tartışılan dinliyormuş konu gibi bu. Yani. Mecburiyetten aynen dinliyormuş gibi. Konu bu. Yani tartışılan konu bu. Yok ama şimdi sen sevgili Ertem, yani bu işin basının içinde yıllardır varsın. Bir tane fotoğraf başka bir şey anlatır. Yok, ben aynısını söyledim zaten. Biraz önce dedim. Yani saniyenin kaçta kaç acaba diye. Ama tartışılan fotoğraf bu. Tartışılan fotoğraf olmaması gerekir. Zaten bu eleştiren, hani antrenmanı eleştiren kesimin biz açıkçası fake hesap üzerinden Fenerbahçe yönetimiyle, başkanıyla biz taraftarların arasını açıp
kaos ortamını tekrardan geri getirip başarısızlığa kadar sürükleme olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gerçek Fenerbahçeli taraftarların, bu kulübün gerçek sahibi olan taraftarları düşünerekten bunların eleştirmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ha şunu anlarım, Beşiktaş, Galatasaray, rakip takımlar her alanda rekabet vardır adı altında. Onlar eleştirebilir her alanda rekabet oldu diye. Ama Fenerbahçe'nin kendi taraftarı bunu eleştiriyorsa bunun altında bir şey aramak lazım. Biz böyle olduğunu düşünüyoruz. Tek hesaplar üzerinden. Konuya gelecek olursak. Şimdi bir dakika dur, bu konuyu kapatmadan bir şey söyleyeceğim. Yücel, diyelim ki sizden ayrıldı. Şimdi sen diyorsun ki Sinan abi, Şurt'ta hedef gösterdiniz. Şimdi biz hiç de bir şey söylemedik mesela. Caner, Gökhan, Fenerbahçe stadında nasıl karşılandılar? Protesto edildi mi? Protesto edildi, maç... Paralar bile atıldı. Bilhassa paralar bile atıldı. Yani dolanlar. Yani bunu... Caner Beşiktaş taraftarına gidip önüne diz çöktü. Bak işte diyorum ya sana, yani bunu kalkıp da birinin söylemesine gerek yok. Taraftarlar zaten çok akıllı insanlar. Nerede ne yapacaklar çok iyi biliyor. Biz burada doğruları yol gösterelim. Ben o zaman Caner'in de yanlış yaptığını, Gökhan'ın da söyledim. Sinan abi diz çökmeyi yapmasaydı belki de o kadar gerginlik olmayabilirdi. Hayır, Gökhan'ın da var. Gökhan'a da mesela dediğim gibi Caner'le Gökhan'a... Hayır, bunu söylemek istiyorum. Yani bu taraftarları zaten kimse yönlendiremez arkadaşlar. Bu taraftarlar zaten kendileri biliyorlar ne yapacaklarını. Ya bu bizim dememizde olan bir şey değil Yücel'cim. Neyse, bu konuyu yapmayalım. Sizin konunuza gelelim biz. Ya işte yani spontane gelişen, sıcağı sıcağına gelişen olay farklıdır. Birkaç gün önceden konuşularak insanların kulağına su kaçırmak farklı algılanabilir. Ben bunun için belirtmek istemiştim, evet, hedef anlamında. Şeye gidecek Samandıra konusuna gelinince dediğim gibi ben gerçek Fenerbahçeli taraftarların bunun böyle eleştirdiğini düşünmüyorum. Tek hesap üzerinden yönetimle başkanla taraftarın arasını açıp kaos ortamını getirmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı her alanda rekabet adı altında bizi eleştirebilir, onları anlarım. Ama biz madem şu gerçek taraftar sahibi olarak kendi duygularımızı, saf duygularımızı, aşkımızı, sevgimizi Fenerbahçe futbolcularına Samandıra'ya giderek gayet medeni bir şekilde anlatmaya gittik. Kimden izin aldınız? Tabii ki yönetimden. Yönetimden izin aldım. Ali Başkan'dan değil mi? Evet. Bizzat mı görüştün sevgili Yücel Ali Başkan'la? Doğrudur, bizzat görüştüm, konuştum, evet. Ne dedi, hani gel takımla da görüşün şeklinde mi konuştu? Çünkü bugünkü divanda yaptığı konuşmalar da bunun paralelindeydi. Gel burada konuş, destek verin hocalarımıza, futbolculara. Tabii. Şimdi şu sevgili Ertem, yani Fenerbahçe'mizin puan cetvelindeki yeri ortada. Dolayısıyla biz taraftarlar olarak bunu içimize sindiremememiz gayet normal. Bulunduğumuz puan biz de sindiremedik yani. Olursa. Biz de sindiremedik futbol adamı olarak. Fenerbahçe'nin orada olmasını biz de sindiremedik yani Yücel. Yani o zaman bu işe yıllarını vermiş insanlar olarak, yani tabiri caizse söylüyorum, futbol takımı, amatör şubeler, branş ayırtmaksızın senede 100 tane maça giden grup olarak, genç Fenerbahçeliler olarak, dolayısıyla içinde bulunduğumuz ortamı futbolcularımıza anlatmaya, medeni bir şekilde onlara bunu konuşmaya gittik. Söyledik. Yani bunun altında bir şey anlamanın hiçbir şekilde bir gereği yoktur. Şimdi biz orada şunu söyledik. Taraftarlar her zaman ne görmek ister? Yıllarca Sinan abi sen de futbol oynadın. Evet. İyi futbol, mücadeleci futbol, giymiş olduğu formanın hakkını vermesini ister. Bunlar gayet normaldir. Biz futbolculara Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu, o formanın ne kadar değerli olduğunu, giymiş olduğunun o formanın hakkını vermeleri gerektiğini söyledik. Yani ya Yücel, çok özür dilerim, ne olursun kesiyorum ama bunu Yücel Aslan ve arkadaşları söylüyor ama ligin 20. haftasına kadar başkan söylemiş, teknik direktör söylemiş, oyuncular birbirlerine kaptan söylemiş, anlamadılar da Perşembe günü siz gidince, söyleyince mi anlıyor bunu futbolcular, teknik heyet? Yani ben kendimi koyuyorum mesela, veya sen kendini koy, ne olursun. Ben Ertem Şener olarak geliyorum, sen futbolcusun, geliyorum diyorum ki böyle böyle bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese, bu formanın ağırlığı vardır diyeceğim. Teknik direktör de başını eğecek, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlayacak.
Şimdi bu kulübün gerçek sahibi taraftarlarsa biz taraftarlar olarak... Bütün kulüplerin öyle zaten. Evet. Şimdi baktığımız zaman her fırsatta söylenen bir kelimeyi biz de yerine getirmiş olarak onların da algılaması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Fenerbahçe futbol takımı bugün nereye gitse, deplasmana gitse Kadıköy'de zaten full oynuyor, full basıyor. Deplasmanda da aynı şekilde bize ayrılan yerleri dolduruyoruz Allah'ın izniyle. Buna rağmen bir Fenerbahçe taraftarları fedakarlık gösteriyor. Takımının her zaman yanında oluyor. Buna karşılık saf duygularımızı söyleme adına, futbolcularımıza bunu söyleme adına bence bir şey olmaması gerek yani. Oraya giden Fenerbahçe'nin ya kendi taraftarı. Çok... X bir taraftar grubu, başka bir taraftar grubun temsilcileri gitmiyor ki. Aynen, Fenerbahçe'nin siz... kendi taraftarı gidiyor. Kendi yani aileyiz diyorsun. Biz bir aileyiz. Biz de aileyiz. Aile içinde her aile içinde olduğu gibi bizim aile içinde de kavgalar, tartışmalar, hatta dedim ki futbol diliyle, tribün diliyle konuşacak olursak hani protestomuzu Fenerbahçe'nin menfaati için sizlerin kendinize silkelenin, kendinize gelin anlamında protestomuzu yaptığımızı bilmeniz adına da söyledik. Yani bunu kulak ardı etmeden Fenerbahçe menfaati doğrultusunda yaptığımızı bilmenizi istedik. Hani kaç dakika sürdü Yücel? Yücel kaç dakika sürdü? Yani 15-20 dakika falan Sinan abi. Bayağı konuşmuşsun. Ben sana söyleyeyim, haftaya yine git. Bak Göztepe maçı iyi geçti. Haftaya yine gidin arkadaşlarınızla. Bak çok ya, iyi geçti. Şimdi zaten sadece ben tek olarak ben konuşmadım. Şahin abi vardı yanımda, bizim başımızdaki abi. Şahin abi konuştu. Cem kardeşim vardı. Cem konuştu. 2-3 kişi birlikte konuşaraktan 15-20 dakika. Anladım. Güzel. Ama bir seri yakalama adına, bir sinerji yakalama, seri yakalama adına bu taraftarlarla futbolcuların bence bir araya gelmesi, kenetlenmesi kendi içinde çok normaldir. Güzel. Sayın Başkan Ali Koç bugün divanda bir açıklama yaptı. Oraya giden taraftar grubu gereken yapıldı diye hashtag açmış dedi. Evet. Gereken yapıldı. Ne demek gereken yapıldı? Ve Sayın Başkan yine devam etti. Bu devam edecek dedi. Yani taraftarlarımız, yani sizden bahsetti, gelmeye devam edecek dedi. Çok güzel. Olması gereken bir şey. Aynen. Şimdi bu öküz altında buzağı aramanın bence hiçbir anlamı gereği yok. Biz aramıyoruz. Yok, biz aramıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Niye aramıyoruz? Bir şey söyleyeceğim. Kulübün patronu kim? Ali Koç. Evet. Ali Koç eğer böyle bir şeye yani müsaade ediyorsa biz burada sadece kendi adımıza yorumumuzu yaparız. Ne deriz? Geçen dönemki başkan Aziz Yıldırım genç Fenerbahçelilerle arası bozuktu. Taraftarla hiçbir türlü teması yoktu bu konuda. Şimdiki başkan Ali Koç genç Fenerbahçelilerle beraber kol kola onu da bir grup, futbolcu grubu gibi görüyor kendine, yönetim grubu veya her neyse görüyor, destek olarak görüyor, yanında gidiyor. Yani bu nasıl Galatasaray'da Ultraslan Fatih Terim'le beraber çok şekilde omuz omuza gidiyor, sizde de aynı şekilde yönetimle Ali Koç'la beraber omuz omuza gidiyor. Bu kendi sorunu, yani Fenerbahçe camiasının bu kendi sorunu. Evet. Kendi sorunu. Şimdi taraftarların bir yönetimle, başkanıyla iç içe olması bence son derece normal. İstişare yapması son derece normal. Bunlar bugüne kadar olmadığı için bu gibi karşılaşmalarla, anormal karşılaşmalarla, fotoğraflarla karşılaşmadığımız için hep geçmiş dönemlerde makasın ucu açıl. Yani yönetimle o zamanlar başkanla işte arayı açmak diyelim, fitne sokmak isteyenler diyelim belki başarılı oldular o dönemlerde. Ama şimdi bu tip insanların başarılı olmalarına imkan vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ali Koç sizi kendine çok yakın görüyor. Camianın dışına atmıyor. Ama kendi taraftarını yakın görüyor. Aynen öyle. İşte taraftar siz derken sizi derken taraftarınız olarak şöyle kendi genç Fener taraftarını yakın görüyor. Bir de biz yıllarını vermiş insanlar olarak dediğim gibi senede her yere gidiyorsunuz evet. Öncü bir grubuz. Yani sıradan bir grupla irtibat halinde değil. Diğer taraftarlar var. Peki. Gelen insanlar. Anladım ben. Var. Bunlar çok normal bir şey ve saf duygularımızı son hiçbir hararet yok. Son sana yok. Yok konu kapandı. Göztepe galibiyeti bitti. Son sana soru soruyorum. Sadece evet ve hayır de. Tolga Yaslan'la Serdar Aziz Fenerbahçeli futbolcu olarak gitmiş olsalardı Galatasaray'a veya Beşiktaş'a bu açıklamaları, bu söylemleri yapsaydı Fenerbahçe taraftarı olarak ne düşünürsünüz? Fener'den Beşiktaş'a Galatasaray'a gidince mi?
Yani bu konuşmaları yapsa diye mesela dedi ki ben Mehmet Topal gitti mesela. Ben zaten Fenerbahçe armasını hiç öpmedim mesela. Zaten öpmedim. Ya zaten bu camia çok büyükmüş falan. Yani gittiği camia. Ne düşünürsünüz Yücel'cim? Şimdi taraftarlar arasında bu gibi konuşmalar evet hoş karşılanmaz. Yani onu söylemek istedim. Yani hoş karşılanmaz taraftarlar arasında ama 2 saat yayında da hedef gösterilmesi hedef değildir bak. Sen şimdi beni biliyorsun. Öyle bir şey yok. Öyle bak, bir sen durum şimdi yok. Beni aradın 2 gün önce. Ne dedin abi sen ılımlı insansın. Bu hedef değil. Sen hedef evet, bak, evet. Benim hedef göstermeye bir şeye ihtiyacım yok. Hedef göster. Onlar zaten kendilerini hedefe koymuşlar. Ben sana anlattım. Bak ne diyorum? Bu aynı açıklamaları yapsalar taraftar olarak ya şimdi Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray, Beşiktaş bu tip taraftarlara bir şey söylemene gerek yok. Onlar zaten kendileri biliyorlar ne yapacaklarını. Bunlar zaten kendileri şu an Beşiktaş camiası zaten kendisi teyakkuza kalkmış. Bana diyorlar ki hala yani ne bu kadar yumuşak konuşuyorsun. Biz bin tane binlerce küfür geliyor buraya onlarla ilgili. Yani değil bizim amacımız o değil. Bizim amacımız bunları engelleyelim. Hatırla Volkan Demirel'e küfür edildiği zaman ne diyorduk? Etmeyin kardeşim ayıptır bilmem ne diyorduk. Ne diyorduk Volkan'cığım? Bu kadar fazla fanatik olma. Bilmem ne. Volkan'ı Fenerbahçe taraftarı yuladığı zaman buradan ben çıktım eleştirdim. Bu çocuğa yapılır mı dedim. Biz bunları da söyledik. Neyse onu söyleriz. Onun için bu kardeşlerimizin bunları yapmamaları lazım. Sen daha bugün cumartesi, yarın pazar. Bir sürü programlar var. Lütfen bu programları bir seyredersin. En anlamlı biziz. Görürsün. Tamam doğrudur. Ben zaten Sinan abi seni ve sevgili Ertem Şener'i bildiğim için yıllardır yaptı. Zaten rahmetli Sefa abimizi de güzel bir şekilde andığınızdan dolayı her iyi niyetinizi sığınarak. Güzel dostumuz kardeşimizdi. 3 Temmuz sürecinde benden başka bir tane çıkıp Fenerbahçe ile ilgili inandığım için konuşan Fenerbahçeliler bile yoktu. Fenerbahçe TV'de bile olmuyordu Yücel. İyi hatırlayın Fuat abini bile bana yazı yazmıştı. Karalama kampanyaları yapılmıştı bana. O zaman şimdilerde de Sinan abi o zaman şimdilerde de Fenerbahçe'nin puan cetvelindeki yerinin bulunduğu konumu biz taraftarların içine sindiremeyip bak, yönetimle birlikte bu konuda yani, istişare yapıp oraya gitmenin normal olduğunu bence bir sıkıntı yok. Sevgili Ali Koç izin verdiyse sıkıntı yok. Ali Koç patron. O ne derse olur. Kulübün patronu ben verdim kardeşim der. Ona göre bana göre yanlış doğru fark etmez. Ersun Yanal kabul etmişse sıkıntı yok Volkan Ballı. Ben ona takılmam. Yani şunu söylemek istiyorum. Sen beni çok iyi biliyorsun. Ben abi. Çıkın abi Fuat abi niye? O zaman organizenin neler uydurdular, neler yaptılar bana bulamadılar diye bir şey. Aziz evet, Yıldırım'la abi, dostum evet, diye. Yani 3'ten bu sene bakın tab şey benim konuşmalarıma bakın ya. 50 tane şeyler arkasını çıkardılar. Yok Beşiktaş'ın kadrosunu ben nelerle uğraştım ben. Ben inandığım şeyleri söylerim. Bu futbolcu kardeşlerimiz doğru yapmadılar. Buna benim söylememe gerek yok. Ha şöyle yaptılar böyle yaptılar. İnşallah bence onların çıkıp özür dilemeleri lazım. Yanlış yaptık. Ancak bunlar bu şekilde bunları terör edilebilir bir derece. Bak bir derece. Evet. Biz yanlış abi, yaptık. Özür dilenecek bir şey yok. Gözünü seveyim Sinan abi. Fenerbahçe formasını, armasını öptüler. Niye özür şimdi, ya ben şimdi, sana soru sordum. Şimdi. Bir gün sonra gitti Galatasaray'ın armasını öptü diyelim. Senin futbolcun. O zaman konuşuruz abi şimdi. Yok, Yücel. Galatasaray maçında daha 7-8 hafta öncesinde Serdar Aziz kalktı Galatasaraylı futbolcuya kafa attı. Bir anda 5-6 hafta sonra kalkıp Fenerbahçe formasını öpmesi, armayı öpmesi, kolunda aslan dövmesi, olan futbolcuları kovaladılar Yücel. Öpmesi bana tuhaf geldi yani bize tuhaf geldi. Sizin futbolcularınızı kovaladılar. Yücel'in her yerinde haberdir bu. Bu bak hedef gösterdi diyorsun. Bir saniye Yücel'cim. Hedef gösterdi diyorsun. Hayır, sizin başkanınız Fenerbahçe Kulüp Başkanı benim eski teknik direktörünüz kovuldu denilen kokuyu Türkiye'de bulup masasında oturup 7-8 satırlık ağzından aldığım şeyi beni Fenerbahçe TV'de bütün herkese hedef gösterdi. O zaman sizden beklerdim böyle bir telefon. Dostuz madem diyebilirdin Ertem'cim biz inanıyoruz sana. Çünkü sen benim ne kadar dürüst bir adam olduğumu en iyi evet, sen bilirsin. Sefa Kalya konusunda rahmetli Fenerbahçe TV'de tek bir görüntü yokken biz Beyaz TV'de, Beyaz Futbol'da ben yayını yıktım. Gözyaşı döktük buradan hep beraber. Sizi öyle lanse ettim. Zaten. Tabii ki biliyorum. Ben seni biliyorum. Mesele sen değilsin. Yücel. Ama hedef gösterme varsa yok, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ertem, burada beni en büyük hedef gösteren adamdı. Ben Yücel'e soruyu sordum. Doğruyu söyleyen beni. Ben Yücel'e soruyu sordum. O zaman konuşuruz dedi. Yücel de biliyor ne vereceğin cevabı. Onun için gerek yok. Biz
Yücel'den. Taraftarlar spontane sıcağı sıcağı. Aynen. Biz Yücel'den. Biz Yücel'den. Farklı televizyonda farklı olabilir. Aynen. Biz ana konumuzu. Biz Yücel'i bağladığımız konuyla ilgili cevabını aldık. Fenerbahçe yönetiminin izniyle oraya gidilmiştir. Antrenör 15-20 dakika konuşulmuştur. Konu bizim Yücel'den, bizde bir sıkıntı yoktur. İsteyen. Şunu da belirtmek istiyorum. Çok yazılıp çizildiği için Sinan abi şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe futbolcularının terinin son damlasına kadar yüreğini sahaya koymalarını, mücadeleci futbol vermelerini istedik. Bu taraftarlık adına bizim bunları söylememiz çok normaldir. Ve Sayın Başkan da bugün Divan Kurulu toplantısını zaten dile getirmiş. Bundan sonra da devam edecek demiş. Bence son derece mantıklı bir kararla konuşmuştur. Oyunlara düşmeden, tuzağa düşmeden, pek hesaplara aldanmadan, evet, doğru bildiğini yaparak doğru davada devam etmiştir. Çünkü oraya giden Fenerbahçe'nin kendi taraftarıdır. Biz protesto ediyorsak, aynen, Fenerbahçe'nin menfaati için etmişizdir. Yücel. Alkışlıyorsak Fenerbahçe'nin menfaati için alkışlayacağım. Yücel. Hiç durup gitmiyor abi. Çok teşekkür ediyorum. Yücel, şunu söyleyeceğim bir kere. Biz dışarıda Yücel'le de görüştüğümüz için söylüyorum. Senin ve sevgili Şahin Başkan'ın, Şahin'in ne kadar barışçıl, ne kadar dostane duygularda olduğunuzu biliyorum. Tribünleri birbirine bağlayan insanlar olduğunuzu. Dışarıda taraftar grupları arasında ne kadar barışçıl mesajlar verdiğinizi de biliyorum. Bunun da altını çizerek belirteyim. Sana teşekkür ediyorum. Ama bir kez daha söylüyorum son olarak sen hattayken. Arkandan konuşmuyorum. Direkt sen hattayken söylüyorum. Sevgili Yücel, sizin başkanınız, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç hiçbir zaman taraftara sırtını dönmemiştir. Her zaman da sizlerle kucaklaşmıştır. En doğrusunu yapmıştır, yapmıştır. Bunun doğru olduğunu söylüyorum ama ben taraftarların Samandıra'ya, Florya'ya, Ümraniye'ye gitmelerine ben Ertem Şener olarak karşıyım. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Bu benim yorumum. Doğru olan nedir bilmiyorum. Bu benim yorumum. Sana çok teşekkür ediyorum. Niye? Efendim? Niye? Yarın bir gün en ufak bir şeyde çünkü taraftarlar suçlu olacak yine bak. Özel olarak söylerim. Yine özel oturduğumuzda anlatırım bana hak vereceksin. Ertem, yarın bir gün suçlu değil. Taraftar ben olacak. Ben sana net söyleyeyim mi? Ne demek istediğimi sen çok iyi anladın aslında Yücel'ciğim. Ben sana net olarak söyleyeyim mi? Her şey yaralı. Niye suçlu olsun? Niye şey olsun? Hayır. Ya. Fenerbahçe. Seri yakalarsak galibiyetler serisi gelirse. Genç Fenerbahçelilerin. Bize, o zaman yaz. Şimdi bakın. Ondan yana hiç şüphem yok. Özellikle. Orada aynı yöndeyiz. Ondan yana hiçbir şüphem yok. Haklısın onda. Ertem, dağıtmayalım konuyu. Dağıtmayalım. Çok kısa. Konu Ersun Yanal'ı kim getirdi? Ama futbolcular her fırsatta konuşuyor. Maçtan sonra röportaj veriyor. Yanal'ı. Taraftarı övüyor. Taraftarımı şöyle bakın diyor. O taraftar da doğru. Şimdi bu doğru. Arkadaşlar. Şimdi doğru. Yücel'cim. Şimdi siz bir hak. Ersun Hoca'yı kim getirdi sorsana. Hak. Hakkınızdır sizin. Bu hak sizin hakkınızdır. Oraya gitmek ya, her yani türlü bir dakika. Bence Avrupa'daki futbol takımlarına bu örnek gösterebilir. Her türlü söz söyleme konuyu kapatacağım. Her türlü söz söyleme hakkınıza sahipsiniz. Çünkü bu tribün gücüdür, taraftarın gücüdür. Ersun Yanal'ı kim getirdi? Tribünler. Evet. Değil mi? Fatih Terim'i kim getirdi? Ultrastan aynı şekilde tribünler. Ama söylüyorsun yani, tribünler diyorsun. Gitmekte ne var o zaman Samandıra? İşte ben bir şey söylüyorum. Hayır. Ben de diyorum ki siz zaten kendiniz şu an yönetimin bir parçasısınız. Yani beraber çalışıyorsunuz. Onun için söylüyorum. Yani zaten olmaz, siz getirdiniz. Kadar olmadığı için böyle şeyler olmadığı işte ben de için, diyorum ki. Hep tartışma. Hayır. Kimseye bir yararı olmayan. Yücel'cim işte ben de için, sana diyorum ki. Ben dedim ki zaten sizin bu hakkınız var. Çünkü zaten yönetime siz baskı yaptınız Ersun Hoca geldi. Çünkü Ersun Yanal'ı sevgili Ali Koç hiç düşünmüyordu bile. Hiç düşünmüyordu. Yönetime siz baskı yaptınız. Aynı şekilde bu hak da sizde var çünkü sizin böyle bir misyonunuz var. Bu sizin hakkınız. Her türlü söz söyleme hakkınız. Tabii yani bu olması gereken çok öyle çünkü. Şey yani bunlar öyle. Bence abartılacak bir şey. Hayır değil. Çünkü siz yön verdiniz. Kulübün sahibi gerçek taraftarlarsa o zaman taraftarlar. Ertem. Ama bak medeni bir şekilde konuşulur. Yani aynen. Orada bir hararet yok, bir sıkıntı yok. Hayır. Ya bak Yücel'cim sen o zaman küçüktün. Hatırlarsın tribün basıldı. Bir tane futbolcu dediler ki ertesi gün idmana sen gelme dediler. Tesis basıldı hatırla. Şey, tesiste antrenman sahası. Hatırlamaz mıyım? Yani
Gençlik zamanın, ufak zamanın. Kaç yaşındaydın Yücel o zaman? Yücel o zaman 12-13 yaşındaydın. Kaç yaşındaydın o zaman? 12-13 vardı herhalde. Evet. Ya işte ben 71'liyim. Bunun hesabını yapalım. İşte 13-14 yaşlarında. Yani bunları da biz gördük. Onun için söylüyorum. Yarın bir gün çok kötü gittiği zamanda o zaman daha mı sert konuşma olacak mesela? Ya şimdi sert konuşma gene Fenerbahçe menfaatleri adına yapılabilir. Hayır olmaz işte Yücel. Bunu sen deme. Yücel ben seni bak ben seni biliyorum. Sen kalbinde güvercin besleyen adamsın. Deme öyle değil işte. Bak ne demek istediğimi az önce anlatmaya çalıştım. Anlamadın ya da televizyondayız diye böyle konuşuyoruz. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Yarın bir gün sert konuşmazsın sen. Ben seni biliyorum. Bence sen bir daha gitmeyiz. Bir adam değilsin çünkü. Bence bir daha gitmeyiz. Demen daha önemli. Yeter. Biz bir kere gittik. Gerekeni söyledik. Bundan sonra bir şey olursa zaten Fenerbahçe'de çıkışa geçecektir inşallah. Yani bundan sonra bir şey olursa. Gideceğiz Allah'ın izniyle. Bir sefer işte. Evet. Bundan sonra dersin ki ya Selen abi bundan sonra gerekli protestomu yapacaksak bunlara gerekeni biz söyledik. Bir daha gitmemize gerek yok. Tribünden yaparız zaten protestomu dersin. Hadi kapatıyoruz. Sevgili Yücel Aslan. Çok teşekkür ediyorum. Biz aldık mesajı Yücel'cim. Ertem'cim ben de şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Tamam ne kadar her biz yapıcı olsak da gerektiği zaman gerektiği yerde masaya yumruğu vurarak konuşmasını Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda biliriz. Onu da yaparız. Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda ama. Aynen. Fenerbahçe'nin menfaati doğrultusunda. Yanlış yere çekmeyelim. Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Bravo. Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe camiası içerisinde eğer başkan da bunu kabullenmişse zaten bize söz düşmez. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Sevgili Şahin'e de çok selamlar. İyi geceler sevgili Yücel. Buradan bütün Fenerbahçelilere, genç Fenerbahçelilere sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Her yönetimin bir tarzı var. Evet. Bak sana net bir şey söyledim. Kim getirdi Ersun Yanal'ı? Tribün getirdi. Hı hı. Tribün de böyle bir hakkı görüyor kendinde. Yani bu gerekli konuşmayı yapma hakkı görüyor. Ne oldu? Tesirini gösterdi. Biz buradan eleştirebiliriz. Yanlış olduğunu söylesek veya doğru olduğunu bizi ilgilendirmez. Ali Koç diyor ki kardeşim ben getirdim, ben izin verdim. Size ne diyor? Ben bu tribünle beraber hareket ediyorum. Bitti bu kadar. Nasıl Galatasaray tribünleri aynı şekilde olayın içindeyse genç Fenerbahçeliler de bu olayın içinde. Ama kalkıp da soru sordum ne dedi onu sonra konuşuruz. Biz neler gördük? Neler gördük? Yani kalkıp da biz Tolga'yı eleştirmişiz. Şunu şöyle yaptınız. Yok orada işte Vodafone'da. Beni bunu söylemeye gerek yok. Ben buradan akşama kadar söyleyeyim. Aman bu Tolga çok iyi çocuk. Bir hata yaptı. Ağzından kaçırdı falan. Desen ben Burak Yılmaz için binlerce şey söylüyoruz. Ne oldu ki? Yani söyledik. Elimizden geldiğince bu çocuk ne yaptı dedik. Beşiktaş diye gidi. Çocuğun bir söylemi de yok yani. Onun için yani çok fazla konuyu şey yapmaya gerek yok. Biz bir de yumuşak gittik. Yarını var. Pazar pazartesi var. Yani onun için daha serti inşallah gelmez. Öteki televizyonlarda belki geliyordur. Ama burada net bir şey var. Bu kardeşlerimiz büyük hata yaptılar. Yanlış yaptılar. Kendine yapılmadığı sürece diyorsun ki abi onu sonra konuşuruz değil. Sana soruyorum net olarak soruyorum. Buradan bir adamın gitti. Bir kanala gitti. Başka bir kanala gitti. Zaten o kanal çok kötü bir kanaldı. Ertem. Ben çok büyük bir kanala geldim. Zaten o Ertem de Sinan da zaten çok falandı. Böyle bir laflar söylese ne yaparsın? Öyle adamlar zaten çalışmaz. Çalışmaz. Ya, ne yapardın? Ne yapacağım? Hiçbir şey yapamam. Yani ne yapabilirim? Yani. Hayır hayır. Biz tabii bir şey yapamazsın. Bir daha oraya bize gelmezsin. Ne yaparsın? Bir daha onu ömür boyu almazsın. Bir daha buradan kanalın kapısının önünden geçemezsin. Semtten geçemezsin. Tepki yani. Olarak da budur. Aynen öyle. Ya ben şimdi diyorum ki aman Tolga'yı... Utancından geçemez. Aman Tolga'yı iyi ağırlayın. Ya biz burada 50 kere bağırdık. Aman Volkan'a iyi, Fenerbahçe'yi iyi ağırlayın, onu iyi ağırlayın dedik. Neler gördük? Bilmem şeyde ne o Saraçoğlu'nda şunu iş yapmayın, bunu yapmayın dedik. Neler gördük? Bilmem Vodafone Partaman yapmayın, etmeyin dedik. Neler gördük biz? Milyon euroları kazanacaksınız. Çok şeyler gördük biz. 6-7 milyon euro yani, 4 yılda 5 yılda para kazanacaksınız. Sonrasında camiaları kimsenin o para Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, kendi eski oynadığı Trabzon bu tip oynadıkları camiaları rencide edecek laflar, küçük düşürecek laflar, taraftarı sıldıracak laflar söylemeyin evet. Çocuklar. Bizim amacımız bu. Bir fotoğraf var onu getirelim ekrana. Senin abin de benim de çok sevgili dostum, sevgili kardeşim. New York'u selam söylesene. İnci koparan People Mac dergisi. Eser Elgür, People Mac çok önemli bir dergi. Bunu belirtelim İnci koparana ve ekibine. Buradan sevgiler, selamlar. Yine selamlar. Okunası bir dergi Şubat evet. Ayında. People Mac ekibini yürekten kutluyorum. Çok sevgili güzel. İnci'ye de buradan selamlar. Ekibine selamlar, çok sevgiler. Amerika'ya, New York'a, Efe Süreci'ye gözlerinden öpüyorum Efe'cim. Aynı şekilde yine New York'a Aksel ve Ansel'e
Gözlerinden öpüyorum Aksel ve Ansel. Sizleri de öpüyorum. Allah'a emanet olun. Çocuklar kendine iyi bakın. Yine aynı şekilde öğretmenlerim için atama bekliyoruz. Gerekli yerlere zaten mesajlar gitmişti. Allah'ın izniyle Şubat ayı içinde de bu atamalar olacak. Evet, yine Twitter'da ve Instagram'da sorular geldi saçlarla ilgili. İstanbul Hairline ekibine çok teşekkür ediyorum. Instagram'da takip edebilirsiniz. İstanbul Hairline. Sevgili seyirciler, çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Oğuzhan'a saçlar için teşekkür ediyoruz İstanbul Hairline'a. Oğuzhan'a selam söylemedik. Oğuzhan'a buradan çok selamlar. Kanada'dan Oğuzhan'a. Kadırga'dan Onur'a çok selamlar. Onur abi, oyun oynayalım mı? Oyun vakti geldi. Grande İbo öpüyor seni. Grande İbo'ya buradan selamlar. Bonanotte diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sinan Engin'in Instagram hesabı Sinan Engin. Sevgili seyirciler, bol bol DM, bol bol yorum atabilirsiniz. Benim Ertem Şener Instagram hesabım. Ertem Şener'e bol bol yazabilirsiniz. Yine Twitter Ertem Şener. Sarı Melek, Fenerbahçeli Sarı Melek, unutmuştuk. Oğlum Ege için selam. Ege'ye çok selamlar. Çok selamlar. Sarı Melek, Fenerbahçeli bir arkadaşımız. Çok selamlar. İbo Grande'ye selamlar. Ferhat Turna'ya İzmir'e selamlar Ferhat kardeşime. İbo Grande Bahoy'a, İzmir'e Bahoy'a selam. Nişanlısının doğum gününü kutluyoruz. Aynı şekilde Arthur'da Çağlar'a bizim çok selamlar Çağlar kardeşime. Aynı şekilde aynı anda Cadne gol kralı Dincer'in komşusuymuş. Karşıyaka'yla ilgili fotoğraflar. İlkan'ıma buradan selam gönderiyorum. Karşıyaka'ya İlkan'ıma selamlar gönderiyorum. Bugün nasıl oynamadı? Çok az oynadı, şaşırdım. Karşıyaka'nın çok önemli ismi İlkan'ı öpüyorum buradan. İzmir'in prensi. Karşıyaka'nın prensine selamlar. Rahmetli kardeşim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Serdar Keleş. Attı. Karşıyaka Beşiktaş basketbol maçında bunlar hazırlanmış. Pırlanta abi dost gibi. Kardeş yazıyor bak. Pırlanta gibi, evet, pırlanta kalpli. Bravo Karşıyaka tribünlerine, bravo. Tebrik ediyoruz buradan Karşıyaka'ya. Bravo Karşıyaka tribünlerine. Karşıyaka'ya buradan tebrik. Karşıyaka deyince tabii aklıma Hakan Şirin gelir. Karşıyaka'nın efsanesi Hakan Şirin'dir. Çok Hakan selamlar. Şirin gelir. Karşıyaka taraftarını tebrik ediyorum. Allah rahmet eylesin Serdar Keleş'e. Serdar Keleş'e de rahmetle saygı anıyoruz. Çok erken gittin Serdar'cığım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Virgül koyuyoruz. Bu gece 23.30'da Beyaz Futbol'da Ahmet Çakar, Sinan Engin, Gökmen Özdanak ve Abdülkerim Durmaz'la karşınızda olacağız. Hepinize iyi sabahlar diyorum. Hoşçakalınız.